Devam ediyoruz. En son geziyorduk. Adıyaman'da şeyhe gitmiştik. Oradan geldik. Fethullah Gülen'i dinledik. Nereye kadar gidecek bu ondan sonra? Sonra bunların hiçbirinin de gerçekten sahici bir İslamcılık diye bir ideoloji var. Aslında İslamcılığın temeli şuydu. Millet farklı zannediyor. İslamcıların kafasında şöyle bir şey yoktu. Okumuş yazmışlarını kastediyorum özellikle. Geleceğiz, şeriat getireceğiz. Bu çok belirgin bir şey değildi. Daha çok kendilerine uygulanan haksızlığa itirazın adıydı İslamcılık. O haksızlığı giderirken zaten bütün insanlığın da kurtuluşu, herkes hakkında verecek. Biz adil insanlarız, kul hakkı biliriz. Hayatı, Allah korkumuz var. Bizden herkese iyilik gelir. Varmış diye zannediyorduk. Sen de o hareketle beraber devam ettim. Fakat İstanbul'a geldim. Bir metropol hayat, büyük şehir, farklı insanlar. Ay, Müslüman ama farklı düşünen. Bırak Müslümanı, diyelim ki hiç bambaşka inançlı olan insanlar da var. Kafam biraz açılmaya başladı. Ve kendi kendime ya bu Allah Allah bu İslami yönetim diye bir şey yokmuş demeye başladım. Olmaz çünkü teknik olarak mümkün değil ve 23 yaşındayım. Babam vefat etti kalp krizinden. Memlekete gitmek zorunda kaldım. Cenazeye gittim. Hiç unutmam. Gençler toplandılar böyle eski arkadaşlarım, içindeki arkadaşlarım. Dedim ki size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Cenaze kalktı. Oturup sohbet ediyoruz böyle. Vallahi dedim ben İstanbul'da bir şey fark ettim. Şeriat diye bir şey yokmuş, İslam devleti diye bir şey yokmuş, hepsi yalanmış. Kıyamet koptu. Çünkü hayalleri yıkılıyor. Nasıl olur, sen manyak mısın? Böyle bir... Vallahi yokmuş, teknik olarak da mümkün değilmiş. Ancak şöyle bir şey olurmuş. Yani Müslüman bir adam, dindar bir adam, devlet başkanı olursa Allah korkusuyla ona göre hareket edermiş. Bundan daha ilerisi yokmuş dedim, onu size söyleyeyim. Yani onu gördüm dedim İstanbul'da. Ne gördün derseniz onu söylüyorum. Şeriat diye bir şey yok dedim bunu. Bunu 23 yaşında söylüyorum. Ama yine de o hareketin içindeyim çünkü orada var oldum. Onların gazetelerinde çalıştım. Çocukluk zamanından beri böyle bir gazetecilik şeyim vardı benim. Niye bilmiyorum. Ya gazete nasıl girdin ilk gazeteye? Hangi gazeteye girdin? Nasıl yani bir şekilde gireyim diye. Gittim Milli Gazete'ye başvurdum o zaman. İstanbul'a geldim iş arıyorum. Gittim Milli Gazete'ye. Selamünaleyküm. Ben de selamünaleyküm. Ben geldim filan yerden. Oradaki partinin o zaman Refah Partisi'ydi. Refah Partisi'nin diyelim ki ilçe başkanının bir referans mektubuyla bu arkadaş bizim arkadaşımızdır ilgilenir misiniz diye. İşte ona geldim ben filanım. Onlar baktılar ha bizim Anadolu'daki duygu büyükşehirde yok ki. Ben zannediyorum ki ulan kardeşiz ya. Allah geldi hoş geldin. Bizim kardeşimiz gelmiş. Hazırlayın. Ha öyle mi? İyi bir başvur dediler. Başvurdum. Diyelim ki asgari ücret kaç lira bugün? 1300 lira. 1300 lira. 700 lira maaş veriyoruz dediler biz. Nasıl yani dedim ya. Müslüman. Hak, hukuk, 700 lira maaş, çalışmam dedim. Çıktım gitmedim. Fakat bu gazetecilik tutkum bir türlü gitmiyor. İşte o zaman Vakit Gazetesi kuruldu. Yeni. Sabaha kadar yatmadığımı biliyorum. Sevinçten. Tabii. Bir gazete çıkıyor, ikinci bir alternatif gazete çıkacak. Başka... Yatacak yerim yok. Yatacak yerim yok zaten. Anlat. Vakit Gazetesi. Yani Akit bugünkü yani. Ama bilmiyoruz ki. Biz neyi biliyoruz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu zamandan biliyoruz. Sen, herkes ötekini biliyor, kendini bilmiyor. Öyle bir sorun var yani. Hepimiz birbirimizin kötülüğünü görüyoruz ama. Manşette varız ya hep ondan biliyoruz. Ama o daha... Biliyorsun en son bir manşet yaptı Akit Gazetesi. Tabii. Hayko Bağdat itiraf etti, Müslüman değilmiş diye yani. Niye bizi kandırıyorsun bu, yıllardır? Bilmiyorum ki yani büyük neyse. Gazetecilik başarısıyla. Vakit çıktı, Vakit'te sokakta gazete dağıtmaya başladım. Her gece, hiç unutmam. Gece saat 12'de başlıyorum, gece 3'e kadar. Bir ilçede kapı kapı gazete dağıtıyorum. Abonelere? Tabii abonelere. Fakat bir şey fark ettim. Lan bunların hiçbiri namaz kılmıyor. Yazarı, çizeri, gazetede çalışanların. Cuma'ya gidiyoruz kimse yok. Namaz kılmaya gidiyoruz. Gelmiyorlar. Allah Allah. Ya burada dedim bir profesyonel İslamcılık var. Vallahi bak o zaman o aklımla. Burada bir profesyonel İslamcılık var. 3 ay sonra da ayrıldım oradan zaten. 3-4 ay sonra beni şeye aldılar. Çok çalışkansın gel merkezde çalış diye. Gittim 2-3 ay çalıştım. 2-3 ay sonra burada başka işler oluyor dedim. Ayrıldım. Yeni Şafak kuruldu. Yeni Şafak'a gittim. Yeni Şafak daha nezihti. Yeni Şafak o zaman liberalleri... Daha demokrattı, daha entelektüeldi, daha konuşulabilir insanların olduğu yerdi. Yeni Şafak'ta başladım. Reklam müdürlüğü yaptım. Sonra genel müdür yaptılar beni. Take a deep breath. No, deeper. Slip down into a silky blanket fort of dark chocolate walnut possibility.
Where the nothing happens and it's roasted and toasted. Nigella. 90 calories or less. Satisfaction means having your snack and drinking it too. Nigella. TikTok, it's you o'clock. Nigella. Drink your snacks. Olduğu yerde Yeni Şafak'ta başladım. Reklam müdürlüğü yaptım. Sonra genel müdür yaptılar beni. İnanılmaz destan yazıyorum. Yoksul. Şimdi biz inancı niye önemsiyorduk? Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ben onun inançtan kaynaklandığını zannediyordum o zaman. Ya bak Müslümanız ya. Cebimizde kaç lira var? Ya Hayko eve gideceğim param yok. Al 20 lira var 10 lira sen de olsun diyorsun mesela. Dert ortaklığı yapıyoruz. Şakalaşıyoruz, gülüyoruz. Başkalarının mağduriyetine beraber üzülüyoruz, paylaşıyoruz. Ben bunun inançtan gelen bir şey olduğunu zannediyordum hala. Fakat bunun ne zaman olmadığını, bunlar iktidara geçince bütün bu duygu kayboldu. Yardımlaşma kayboldu, hak hukuk kayboldu, başkasının hakkını yemek kayboldu. Yavaş yavaş bir şey fark etmeye başladım. Ya bu inanç şişede durduğu gibi durmuyormuş. Hani öyle derler ya. Tayyip Erdoğan'la tanışıyor musun o zaman? Tayyip Erdoğan'la Yeni Şafak'ın genel müdürüken tanıştım. Yeni Şafak'tan istifa etmek zorunda kaldım. O zaman? Belediye başkanlığından yeni yasaklı olmuştu. Yasaklı olmuş. Yeni. Yasaklı oldu. Bir iki ay ben de Yeni Şafak'ta bir patronla kavga bir şey yaptı bana. 27 yaşındayım genel müdürüm. Bir şey yaptı kabullenir zannediyordu. Hadi lan oradan dedim istifa ettim. Hadi lan sen inanamadı gözler nasıl yani dedi. Genel müdürlüğü bırakıyor musun dedi. Ya, böyle davranış bulunan bir adamın genel müdür olmam dedim ben. Hadi bir ay uğraştı ya tamam vazgeç geri alıyorum. O davranışı bir kere yaptın bir daha seninle istesem de çalışamam dedim. Çalışırsam 200'lük yaparım. Çünkü ben ruhumu veremem, kalbimi veremem. Bu işe ayrıldım, gittim Tayyip'in yanına. Çünkü gazetenin o zaman dolaylı sahibi gözüküyordu Tayyip. Tayyip'i derken ona bağlı çalışıyorlardı. Ne oldu Levent dedi. Dedim ki abi derdim o zaman. Dedim böyle bir şey yaptı, ben dedim istifa ettim. Ulan bunlar dedi hiç adam olmayacaklar, bu köylülükten kurtulmayacaklar bir türlü. Ne yapmayı düşünüyorsun? Dedim askere gidiyorum, bedelli askerlik çıkmış. O zaman döndükten sonra beraber bir iş yapalım dedi. Ben dedi bu gazeteciliği çok seviyorum. O zaman dedi ha. Çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. Valla. Alt yazılara müdahaleler bilmem ne. Tabii. Bütün hayalim gazeteci olmaktır dedi. Bu siyaset dedi böyle alan bırakmadılar. Sen dönünce dedi beraber bir gazete işe beraber bakalım. Tamam dedim askere gittim. Ben askerde askerlik yapmıyorum. Gezdiğim her satır bir dergi kurma projesiyle dolaşıyorum. Dönünce ne yapacağım? Çünkü genel müdürlükten ayrılmışım. Bir daha iş bulma şansım yok. Hani kaç tane genel müdür olabileceğim İslamcı gazete var ki zaten bir tane. İkinci yok. Gidip yeniden alt bir kademede de başlayamam. Döndüm, Tayyip'in evine uğramadan bir dergi kurduk arkadaşlarla. Dergi çıkardık. Adı Gerçek Hayat Dergisi. Ben de böyle büyük bir sevinçle derginin ilk prova baskısını aldım, gittim. Tayyip Bey de hastanede kolundan ameliyat oluyor. Kolu çok sık çıkardı onun. Yatıyor. Ben de gittim ziyaretine. Hem geçmiş olsun ziyaretine hem de abi ben böyle bir dergi çıkardım diye. Gittim. Abi geçmiş olsun dedim. Biz dedim böyle bir dergi çıkarıyoruz. Şöyle aldı diye hiç unutmam. Böyle bir dergi aldı. Hayırlı olsun dedi. Halbuki o şunu bekliyordu. Dönüp onunla beraber yapacağız o işi. Kızdı yani. Kızdı tahmin ediyorum ve liderlerin öyle bir özelliği vardır. Yani sen kimsin ki bana sormadan iş yapıyorsun? Bir de getirmiş gözüme sokuyorsun. Biz sana dedik ki beraber yapacağız basılmadan diye. Basılmadan önce getireceksin. Tabii bana soracaktın kimler olacak bilmem falan. Tabii içerisinde olacak. Tabii. O son görüşmemizdir. O Tayyip'le benim aramdaki son görüşme. Çünkü darıldı orada. O işte önemli değil. Sonra dergide yazılar çıkmaya başladı. Yenilikçi Hareket AK Parti içerisinde Saadet Partisi. Biz ikisine sen şu konuda haksızsın, sen şöylesin. Ya kardeşim ayrı bölüşmeyin, işte bölünmeyin, birlik olun falan filan. Tayyip bundan rahatsız oldu. Yazı çıktı, Tayyip rahatsız oldu. Tayyip rahatsız oldu, bizden biraz daha sert yazı çıktı. Biz tamamen koptuk. Fakat ben zaten aykırıydım. Zaten bunları eleştiriyordum o yayınlarla. Mahallenin olduğum delisi. Yani Kanal 7 gerçek hayatın reklamlarını yayınlamıyor. Niye? Çok İslamcı. Düşün ha, çok siz İslamcı daha, diye. Çok Kanal 7 yayınlamadı. Bir yanaştı bak ne oldu. Babam çok karşıydı benim İslamcılığıma. Oğlum derdi. Bak hayatımın en dramatik konuşmalarından biridir bu. Oğlum derdi. Bak namaz kılmak başka, oruç tutmak başka, inanç başka. Fakat bu dincilik, babam dincilik derdi, biz İslamcılık diyorduk. Bu İslamcılık başka bir şey derdi. Oğlum derdi, bu İslamcılık vallahi sahtekarlık. Bak uzak dur derdi bundan. Yani dediğim gibi bir ücra köşesinde devlet memurluğu yapıyordu. Okumuşluğu yok, entelektüel bir çabası yok. Fakat o hayat tecrübesiyle ideolojinin bir işi özünden nasıl kopardığını fark etmişti.
Ve beni bırakmıyordu arkadaşlarımın arasına gideyim. Şöyle oluyordu mesela. Diyordu ki bak, teravih namazına benim namaz kıldığım camiye geleceksin. Şimdi bizde 3 tane cami var ilçede. Bizim bütün İslamcı arkadaşlarımla toplandığımız bir merkez cami var. Babam da mahalledeki camiye gidiyor. Fakat babam yasak koymuş, oraya gidemezsin. Çünkü örgüt mörgüt olarak algılıyor. Toplanıyoruz, devlet kuruyoruz. Bir de o zaman Afganistan savaşı var. Mücahitler aldı başını gidiyor. Onun da verdiği bir özgüven patlamasıyla falan. Babamla beraber gidiyorum mahalle camisine. Babam görüyor, oradayım. Hoca tam ayağa kalkıyor, namaza başlayacak, ben hızla öbür camiye. O selama kadar geri dönmen selama lazım. Selama kadar geri dönmen lazım. Bakınca görecek. Dönmüyorum yok. Ondan sonra çıktık, eve gittik bilmem falan. Yani. Ama o orada başladığımı görüyor. Dedi ki babam, bak ben oğlum, evladım, yavrum, senin iyiliğin için söylüyorum. Bak bunlar sana uymaz. Bunlar sahtekar, bunlar bu işi kullanıyor. Sahtekar dediği aslında şuydu, bunu bugün anladım. İnanç, etnik köken, yani bu tip değerler bir ideolojik malzeme haline getirildiğinde sahtekar olmaktan başka seçeneği kalmıyor. Bugün FETÖ dedikleri mesele de aynı. AK Parti'nin durumu da. Çünkü inanç ideoloji halini aldığında pazarlanıyor yani. O ideoloji dönüp inancı da yiyor. Yani bayrakla kapatılıyor bazı suçlar. Öbürü Kur'an'la kapatıyor, Allah'la kapatıyor. Allah'ın ne diyor işte? Kitapla. Yani. Allah bizi affetsin diyor Tayyip Erdoğan mesela. Dünyanın real dünyada böyle bir şey yok. Allah affetsin ama bir sürü insan hayatını söndürdü. İmece TV'de Bağdat Kapı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yine güzel bir mekan bulduk kendimize. Yazın fırsatını değerlendirerek açık havada sizlere güzel yine çekler arasında bir ambiyansta karşınıza geldik. Tutuklanmamış gazetecilerle sohbetlerimize devam ediyoruz. Her hafta sizin ekranlardan tanıdığınız, sevdiğiniz meslektaşlarım ya da sanatçılarla burada beraberiz. Bu hafta da yine özellikle sosyal medyada sorduğumda kimi görmek istersiniz dediğimde en çok talep edilen, çok sevilen bir arkadaşımla beraberim. Sevgili Levent Gültekin bugün bizlerle. Hoş geldin Levent. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Levent, senin için yazar diyeceğiz, gazeteci diyeceğiz. Pek çok iyi huyum var, onları anlatacağız. Bir tane kötü huyum var, onu söylemezsem olmaz. Tavla bilmiyorsun. onu da yani devam ediyorum sana anlatmaya. Nasıl bir huyum bu, nasıl zar atılıyor, nasıl oluyor filan. İstersen ben de son maçın şeyini söyle, sonucunu. Şimdi genelde konuklarımız... Burada herkesin bildiği, tanıdığı, başka mecralarda, bizim kanalımızda çok çok gördüğü insanlar ama hep biz bu ara çağrı siyaset konuşan insanlara döndük ya bir dönem. Bıktık yardık, çürüttü bizi. Zaten çıkarmıyorlardı artık fazla. Zaten çıkarmıyorlar artık. Yani o tarafını biliyor insanlar herkesin. Fakat burada biraz daha hayat konuşuyoruz. İşte mesela geçen hafta İsmail Saymaz bize biraz Rize anlattı. Güzel de anlattı. Oranın o coğrafi yapısını, orada bir Erzurumlu olmayı falan filan. Sen Ardahanlısın. Ardahan'ın böyle uzun uzun anlatacak neleri var bakalım. Var mı o kadar bir şey? Şimdi İzmirli biri, biz o zaman Kars'tık, Ardahan sonra olduk biliyorsun. Hala alışkın da değiliz öyle Ardahan, Kars diyeceğiz. Evet. Sonradan Ardahan il olunca bizi Ardahan'a bağladılar. Uzun uzun anlatacak bir şeysi var mı deyince aklıma geldi. İzmirli biri gelip Kars'ta askerlik yapıyor, Sarıkamış'ta o zaman. Sonra dönüyor İzmir'e, aile toplanıyor böyle gencin etrafına. Diyorlar ki, ya çok güzelmiş odalar. Bahar varmış, yeşillik varmış, ağaç varmış. Hakikaten öyle mi? Çocuk şöyle duruyor duruyor diyor ki, valla ben orada 12 ay askerlik yaptım. Ben varken hep kar vardı diyor. Benden sonra bahar geldiyse bilmiyorum. O kadar mı ya? Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok iyi kış vardır orada. Anlatacaksın karşıda. Anlatacağım. Orada şey algısı var mı ya gerçekten? Hani Ermeniler burayı hep istiyor. Ermenilerin tarihi emelleri var. Kars, Ardahan geri almak isterler falan. Öyle bir şey var mı? Ermenilerle ilgili, hatta Rumlarla ilgili hep genelde pozitif hikayeler anlatılır. Öyle mi? Tabii. Çok, yani çok iyiydiler. Şöyle komşulukları vardı. Şöyle dostlukları vardı. Kars'ta Rum var mıymış? Kars'ın özellikle Erzurum tarafı, Kars'ın bir bölgesi. Çok Rumlar da vardı o zaman. Çok geçmişi kastediyorum. O Karadeniz'in de etkisi anladığım etkisi kadarıyla yani. Bu tarafa. Siyasi olarak bir ideolojik ya da siyasi bir bilinç oluşmamışsa toplumda onlar daha temiz kalmış oluyorlar. Yani bir düşmanlık fikriyle yetişmemiş oluyorlar. Ben mesela hiç o bölgede yetiştim. Ne Ermenilerle ilgili bir negatiflik vardı, ne şeyle ilgili, Rumlarla ilgili ya da bir gayrimüslimlerle ilgili. Hani bir de hep böyle derler ya, Kars'ı tarihi emelleri olarak. Bu arada Ermeniler de biraz mantıksız ya. Yani Rum hiç olmazsa İstanbul'u istiyor, İzmir'i falan istiyor. Kars'ı ne yapacak? Ne yapacaksın? Alıp ne yapacaksın? Alma bence. Ya da al yani, çok istiyor. Kars'ın ama şöyle bir özelliği var biliyorsun. Kars, Türkiye'deki şehircilik özelliği olan ilk şehirdir. Evet.
O da Ruslardan bize kalma. Ruslardan kalma. Geçen öyle geniş meydanlar, geniş. Meşhurdur o, biliyor musun? Biri tweet mi atmıştı? Bir de okudum. Ya şu Ruslar da Kars'ta ne kadar ihmal ettiler. Gelip bir el atsınlar, düzelsinler diye. Güzel bir şehir oldu. Ben gitmedim. Çok güzel bir şehirdir. Trafik ışıklarının ilk olduğu şehirdir. Mimarinin ilk olduğu şehirlerden biridir. Ama her yer olduğu gibi elimizde berbat bir hale gelmiş. Kars'ın çiftçilik ağırlık var. Mesela etnik olarak da çok farklılık vardır. Kürtlerle işte Azeriler vardır. Türk diyebileceğimiz, yerli diyebileceğimiz neyse o, neyse onlar vardır. Hakikaten hiç öyle bir kavga yoktur, çok ayrışma yoktur. Ya birbirini ötekileştirme yoktur. Çok ciddi anlamda bir kaynaşma vardır. Yani bir şey yoktur mesela. Ne zaman ki bu siyaset bu işin şeyi haline geldi, hani işi kullanmaya başladı, o zaman belki bir miktar ayrıştırıcı bir halde, ama öyle bir kavga da yok, dövüş de yok. Ciddi anlamda. Çok kış var, yoksulluk var. Ben sen kaç yaşına 18 kadar yaşına kadar oradaydım. Kaçtı? Her iş yaparım abi gibi her iş yaptım. Hamallık yaptım, ayakkabı boyacılığı yaptım, at arabasıyla yük taşıdım. Tabii kahvede çalıştım, markette çalıştım. Yani böyle ancak hayatımızı şey yapıyorduk. Bir de okul dönemleri çok acayiptir mesela o bölgelerde. Bütün doğu için geçerlidir. Biz de onlardan biriyiz. Okul ne zaman açılır? Diyelim ki Eylül'ün 10'unda. Fakat işler bitmemiş. Tarla, orman. Ormandan gideceğiz. Kışlık getirmemiz lazım. Yani gidiyorsun, kurumuş dallar falan bile var, topluyoruz. Hiç unutmam. Okul açılıyor. Okula gideceğim. Babam derdi ki, ya oğlum, okul karın doyurmaz. Şu önce gider. Bir hafta geç mi gidiyordun? Kaç sen? Bir hafta? En az 2-3 hafta. 2-3 hafta sonra başladık. Çünkü yani önce gideceğiz, yani kar yağana kadar. Çünkü kar yağdığında hiçbir en az 2 metre. En az 2 metre. Benim bu kar süpürmekten iki elimin patladığını bilirim. O kadar. Ve kendi boyumda, o zaman boyumuz tabii çocuk olduğu için söylüyorum. Kendi boyumuzda kar arasında yollar açardık böyle yürümek için, etmek için. Okula gidemezdim çünkü işler var, tarla var. Ondan hallolması lazım. Kışın hallolması lazım. O bilinçle yetişiyorsun. İşte o arada ayakta kalmaya çalışıyorsun. Varlığını sürdürüyorsun. Çok mesela çobanlık yapmışımdır. Tabii ineklerimiz vardı, koyunlarımız vardı. İkisi de vardı. Babam devlet memuruydu ama bir taraftan o şeyden vazgeçmiyordu. O köylülükten, yani köy hayatından, köylülük dediğim köy hayatından. İşte hayvancılıktan, çiftçilikten vazgeçmediği için kahredeye de şey yapardım, hiç unutmam. Bak bir tane hikayemi anlatayım, şimdi aklıma geldi. Sabah canım nasıl okula gitmek istiyor? Fakat babam geldi böyle. Yavrum ne yapıyorsun dedi. İyi baba dedim, yarın okula gideceğim. Ne okulu dedi ya. Hava dedi çok güzel, yarın dedi gidelim, baba oğul dedi şöyle güzel bir ormandan kışlık odun getirelim diye. Ben de canım nasıl okula gitmek istiyor? Şöyle bir baktım gece. Masmavi bir hava var. Masmavi. Yıldız. Ulan dedim ya, bu hava yarın da devam eder de biz kesin dedim ormana gidiyoruz, okula değil. Kaç yaşındayım herhalde? 13-14 yaşındayım. Yatağa girmişim. Dua ede ede uyudum. Kar yağsın diye. Allah'ım ne olur yarın kalkayım da yağmur yağıyor olsun diye. Sabah gözümü bir açtım, sel götürüyor. Babam şöyle diyor. Lanet olsun şu havada izin vermedik ormana gideydik. Ben tabii büyük bir işte neşeyle ormandan kurtulduk, okula gideceğiz diye. Yani böyle bir hayat, o hayattan 18 yaşına kadar sürdü. İşte lise... Ailen orada mı hala? Annem kış, yazın orada, şimdi orada mesela. Yazın, kışın buraya geliyor, benim yanıma geliyor. Ev var orada, gidiyorum böyle yılda bir kere. Ha gidiyorsun abi. Tabii arada bir gidiyorum. Götür bir gün bizi ya. Ha? Götür vallahi bir gün. Götürelim. Bir ara öyle bir organizasyon yapayım dedim ama Türkiye yerinde durmadığı için. Tabii. Arkadaşları toplayın. Uzun vadeli plan yapamıyorsun. Uzun vadeli plan yapamıyorsun tabii. Ya buralarda olursak giderim işte yani. Evet. Her şey yerinde duruyor. Oralar yerinde duruyorsa yani, gidelim. Aynen. Öyle bir şey yapmak lazım. Sonra İstanbul mu? Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da okul vardı. Ben önce 2 yıllık bir diş teknisyenliği kazanmıştım. Onu o arada okudum. Sonra iş hayatı. Sonra 4 yıllık işte kamu yönetim işi gerçekten oldu. Gerçekten her iş varmış ama sende yani. Tabii. Diş teknisyenliği demem hadi. Ne olsan yapar mısın mesela? Unuttum tabii. Ya hiç yapmadım ki. Hiç yapmadım ama yani öğrendim, diplomamı aldım. Üniversite için geldin ama İstanbul. Tabii. Ama nasıl geldim? Daha sınavı kazanmamışım. Fakat memlekette durup ne yapacağız? Hiçbir şey yok. Hiçbir iş yok. Gelmem lazım buraya, İstanbul'a. Benim bir abim vardı, rahmetlik oldu 89'da. Bir tarafta hayatım var, bir tarafta babamla annemin durumu var. Bir oyun kurdum.
Oturdum, plan yaptım. Aradım İstanbul'dan bir arkadaşı, dedim ki bak şimdi eve gidiyoruz dedim babamla beraber. Bir saat sonra evde oluruz. Sen dedim tam bir saat sonra telefonu çaldırıyorsun. Telefona dedim babam çıkacak. Şöyle diyeceksin. Amca diyeceksin, İstanbul'da çok önemli bir... Bu baktım oyunu bozacak, ben ettim. Yani şeyi bozma, herkes duyuyor anlamına gelen. Bu fark etti. Başladı ciddi ciddi anlatmaya. Ya Levent dedi, İstanbul'da çok önemli bir sınav açılıyor. Senin çarşamba günü burada olman lazım. İyi tamam, ben babamla konuşayım da sana haber veririm deyip kapattım. Döndüm, babam dedi ki hayırdır? Dedim ki baba bir sınav açılıyormuş İstanbul'da, gitmem lazım. Böyle üzgün bir şekilde biz ne yapacağız dedi. Eyvah. Aynen böyle ama hiç unutmam. Vallahi ne yapayım, sen dedim söyle ben ne yapayım yani. Bir tarafta hayatım var, bir tarafta siz. Nasıl, ne zaman gideceksin dedi. Çarşamba günü orada olmam lazımmış dedim. Cuma günü konuşuyoruz bunu. Çarşamba orada olmam lazımmış dedim. İyi peki dedi. Fakat beni bir sıkıntı aldı, dedim ya bu adam bir yolunu bulur, telefon eder İstanbul'a, sorur soruşturur, bir sınavın olmadığını sınav, öğrenir. Ne sınav, bir sınav? İstanbul'da sınav, bir sınav. İstanbul sınav. Yani. Hayır, o arkadaşın babasına ulaşır. Baba, yani bir şekilde çıktım çatıya, telefon hattını kestim. Eyvah eyvah. Tabii. Korkulur senden be. Operasyona bak yani. Bileti aldım, tam otobüse bineceğim. Şeyi, telefonu bağladım, otobüse bindim. Geldim öyle, İstanbul'a indim. Otobüsün bagajına gittim, valizim çalınmış. Ya ama işte bir şey de olacak yani, bu kadar üçkağıtçılık yaparsan. İstanbul'a gelişim hakikaten öyledir. Şöyle bir gömlek ve bir pantolonla İstanbul'a indim. Para da yok. Hiç para da yok. Gittim otobüs firmasına, dedim ki ya benim valizim kayıp. Biz ne yapabiliriz ki dedi. Nasıl ya, sizin otobüsünüzde vur tut o zamanın parası. Bir şekilde bunlardan bir 140 lira kopardım. O 140 lirayla gittim Mahmut Paşa'da, iki tane pantolon, iki tane de gömlek alabildim. Ve İstanbul hayatım öyle başladı. Sınava girdi mi bari? Hakikaten sınav açıldı. Sınava girdim, kazandım. İşte onu okudum. Oradan sonra 4 yıllık şeye girdim, kamu yönetimine. Onu okudum ama bu arada çalışmaya başlamıştım zaten. Gazetecilik, yayın hayatı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen az önce Van'ın etnik yapısını anlatırken Azeriler var, Türkmenler var, Kürtler var diye tarif ettin. Sen Kürtsün. Kürdüm. Kürt müsün? Kürdüm. O zaman çok Kürtlük falan yok ama ya. Geç öğrendim Kürtlüğü. Nasıl, insan Kürtlüğü nasıl geçirebilir ya? Tabii. Nasıl şöyle Kürtlük. Babam Kürtçe konuşurdu, Kürtçe türküler söylerdi, evde de Kürtçe konuşurdu. Akrabaların hepsi zaten Kürtçe konuşurlar giderler gelen. Fakat biz, şimdi bizim, sen de öylesindir. Gençlikteki şeyimiz, bu enerjimiz, damarımız bir yere kanalize oluyor. Yani ideolojik olarak bir varlık gösterebilmek için bir ya solcu oluyorsun, ya İslamcı oluyorsun, ya Kürt hareketine mensup oluyorsun, ya ülkücü oluyorsun. Yani bir yerden kendini varlık olarak ortaya koyuyorsun. Nedir bu, nasıl oluyor? Yani diyelim ki kaç yaşındayız? 12-13 yaşındayız. Sen diyelim ki 13-14 yaşında solcu oldun. Ben de 13-14 yaşında İslamcı oldum. Bir başkası 13-14 yaşında ülkücü oldu. Ha şöyle bir şey yapmadık herhalde, sen de ben de. Oturduk, solculuk falan gibi seçenekler yoktu. Sende o yoktu, bizde vardı. Mümkün değil yani. Bir dakika ben İslamcı olacağım, adım Alko Balat, ben geldim falan olmuyor yani. Sen... Ya da ülke ocağına gidip selam aleyküm hani. Tamam ama senin için öyle, genel olarak söylüyorum. Genel olarak baktığında... Biz herkes... mecbur solcuyuz yani. Ha, sen mecbur solcuyuz, başka bir seçenek yoktu. Yani. Nasıl oluyordun? Ya okulda bir öğretmenin... Denk geleceksin, ya bir arkadaşın... Tabii, ya bir arkadaşından işte, etkileneceksin. Ya İsmail'i almış ocağa götürmüş bir tanesi, çay var diye falan. İsmail'i ocağa götürdüler, İsmail ülkücülükten solculuğa kaydı diyelim ki. Hani İsmail'i biri alsa, İslamcı hareketin içine soksa belki de bugün İslamcı olacaktı. Seni hani, kim götürdü İslamcılığı? Benim bir okulda bir hocam vardı, din hocası. Bir o çok uğraştı böyle, hani çok tatlı bir dille anlatırdı. Bir de ilçenin en çalışkan, en iyi üniversite kazanmış çocuğu İslamcıydı. İTÜ şimdi yukarı. Ne yapıyor acaba? Felaket durumda şimdi. Valla. İslamcıydı ve İTÜ'yü kazanmıştı. Birincilikle kazanmıştı ve her dönemi de birincilikle bitiriyordu. Hatta espri yapıyordu. Geliyordu. Espri yapmıyordu. Daha doğrusu gerçek söylüyordu da biz ona espri söylüyorduk. Diyordu ki fizik mühendisliğinin şey hocalarıyla bilgisayar mühendisliği hocaları arasında kavga var. Beni istiyorlar. O diyordu benim bölümüme gelsin. O böyle biz de ona takılırdık. Böyle. Vay yani bütün Türkiye senin için kavga ediyor. Peki İslamcılık Kürt kimliğine engel mi diyeceksin? Engel midir yani ona bir insan Kürt şimdi, olduğunu? İslamcılık ümmetçiliği de beraberinde getiriyor. Etnik şeyi geri plana itiyorsun. Ya yani biz diyorsun inananlar Müslümanız, kardeşiz. Tamam.
Yani inananlar... Kürt Azerisi aynı şey yani. Tabii. Kürt de inanıyorsa kardeş olarak görüyorsun. Türk de inanıyorsa dediğim senin anladığın anlamda. Yani o herkesin inandığı değil. İdeolojik olarak olacak. Yani ümmet birliğini kabul edecek. O birliktelik içerisinde hayatını sürdürdüğün için o zaman Kürtlük, Türklük, Azerilik ya da diyelim ki başka bir millet, İngilizlik de olsa alt sınıf haline geliyor ve çok önemsemiyorsun. Ben de benim hayatımda İslamcılık çok ön plana çıktığı için yani dinin daha birleştirici, daha bütünleştirici, kardeş kılıcı özelliği bende o özelliğini dikkat ettiğim için hiç Kürtlüğe de dikkat etmedim. Ya ben Kürt müyüm, değil miyim? Kimse de sormadı. Ben de öyle bir şey iddiada bulunmadım. Yani bir tartışma da olmadı. Dünya herhangi bir yere gittim de bana ya sen Kürt müsün, Türk müsün diye soran da olmadı. Böyle bir şey olmadı. Ben de hiç o anlamda mevzusunu düşünmedin yani. Ha, hiç üzerine düşünmedim. Ya Türk bir de hakikaten önem vermiyordum. Yani inanca çok önem veren bir adam vermiyor etnik kökene inan. Ne zamana kadar? İstanbul'a kadar. İstanbul'da kaç 23 yaşlarındayım falan, 22 yaşındayım bir kıza aşık oldum. Gördüm, beğendim. İslamcısın. Bir kere aşk hayatı yaşayamazsın. Evleneceğim, kurtuluşun yok. Yani öyle biz buluşalım. Flört edelim, gezelim. Flört edelim, gezelim. Onlar yok. Yani bara ya... gidelim, iki bire içelim falan. Ha, nerede onlar? O yüzden zor, sizin hayat da zor kardeşim. O yüzden dininizin kıymetini bilin. Aynen öyle, sizinki zor iş yani. Neyse, kızı gördüm, araştırdım. Aynı mahallede oturuyoruz, ben de oturduğum mahallede. Babamlar falan memlekette. Ben de yalnız başıma kalıyorum İstanbul'da. Bir evde yaşıyorum. Fakat bir an önce de evlenmem gerekiyor. Hem yalnızlık, hem bu İslamcı hayatın şeyi, hani bulduk evlenelim. Arkadaşlara dedim ki ya, buldum komşularını buldum, ben de arkadaşlarım. Dedim ya şu kızın babasıyla bir konuşsanız. Eğer sıcak bakıyorsa ben ona göre sarayım. Çünkü babamların ta Kars'tan kalkıp İstanbul'a gelmesi bir maliyet, bir şey, zaman falan. Bir de hani yok diyecekler. Yok diyecekse baba, niye gelsin ya? Ne çağırdın oğlum diyecek. Ha, neye çağırdın? Dalga mı geçiyorsun? Gelmişken başka kız bulalım. Tabii gelmişken o da yok. Neyse arkadaşlar dedik tamam biz gidelim. Gittiler kızın babasının yanına. Kızın babası MHP'li. Bayburtlu. Diyor ki işte diyorlar Karslı. Kürt mü? Ya vallahi biz diyorlar hiç kendi aramızda böyle şeyler konuşmayız ki bilmiyoruz ki Kürt mü değil mi diye. Siz bir sorun gelin diyor Kürt mü değil mi oldu. O gün oldu. Yaparlar adamı Kürt de yaparlar Ermeni de yaparlar. Her şey yaparlar o ülkede. Bak dikkat et. Çok hayatın çok ilginç bir ironisidir. Bunu sonra bir MHP'liler, benim MHP'li okurlarım çağırdılar beni sohbete. Onlara anlattım. Bak ben hayatım boyunca hiç kendime Kürt demiyordum. Yani öyle bir derdim yoktu. Oradan kendimi var etmek gibi bir şey yapmıyordum. Fakat bir MHP'li dedim beni Kürt yaptı. Anlattım böyle. Böyle bir mahcubiyetle dinlediler. Bak siz kaç kişiyi Kürt yaptınız bu ülkede biliyor musunuz dedim. Yani sizin insanların hakkına, kimliğine ötekileştirici davranmanız onların o kimliğe sahip çıkması hakkı verdi, mecbur bıraktı onlara. Yani bu insan onuru dediğimiz böyle bir şeydi. Sen filan değilsin dediğinde değilsen bile oyum dersin yani. Şeyin Selahattin abinin, Selahattin Demirtaş'ın bu konuda bir tane şeyi vardı hatırlarsan. Niye durmadan Kürtlüğünün altını çiziyorsunuz diyorlar. O da diyor ki 90 yıldır üstünü çiziyorsunuz da ondan kardeşim gibi. Yapacak bir şey yok ki yani. Ya bu ama bak bu sadece Kürtlükle şeyle ilgili de değil. Tabii, tabii. Bütün ideolojiler de böyle. Geçen yine bir mesela Atatürkçü arkadaşa söyledim. Dedim ki bak sizin amacınız Türkiye'de inanç siyasetin malzemesi yapılmasın. Ya inanç kendi alanında yaşasın bir de Türkiye seküler bir hayat olarak sürsün. Tamam bunu. Ama bunu yaparken öyle bir üslup kullandınız, öyle bir yöntem kullandınız ki tam da o insanları inancı siyasetin malı çocuğunun annesinin yemin törenine almayınca ona siyasetten başka yol bırakmadınız. O da siyasete girdi. Aslında sizin dediklerinizi yani sizin yasaklarınızı aşmak için siyaset yaptı ve sizin dedikleriniz oldu bir anlamda. Herkesi marjinalleştiriyor. Bir de bak şöyle bir tabii. Şey var Levent. Ben mesela bu sistemin istediği şeyi acaba denesek olur mu diye düşündüm. Çok kolaylaşır hayat, tamam mı? Düşünsene devlette hiçbir kavgan yok. Sana siyaseten bir şey söylenmiş. Baktım ve oluyor. E ne güzel. Ne diyor mesela devlet? Kardeşim hepimiz Türk'üz. Mantıklı. Hani onlar alt kimlik, onlara boş ver diyor. Bakarız onlara diyor. Bir ülkede yaşayan vatandaşların ismi olur diyor. Bu ülke Türkiye, hepiniz de Türksünüz diyor. Tamam. Daha ne olsun diyor. E tamam, ben şimdi Türk'üm, tamam mı? Kabul ettim. Yani getir kitaba el basacağım, Türk'üm. E gidiyorum mesela diyelim trafik polisi olacağım ya. Yani büyük şeylerde gözüm yok. Ne bileyim zabıta olacağım ya da savcı yardımcısı olacağım. Bir şey olacak. Kaymakamcık bir şey yani ufak bir devlet görevi falan. Hadi lan diyorlar sen Ermenisin.
Yasada yok ama uygulamada sen gördün mü hiç? Mesela bu herkes Ermeni derler ya, FETÖ Ermeni, öbürü APO Ermeni, bilmem ne Ermeni falan. Mesela darbecinin içerisinde hiç Ermeni gördün mü mesela? Yok değil mi? Çünkü askerde olmuyor o seçimle geldiği için. E peki o zaman Ermeniyim ben diyorum. Madem öyle diyorsun bana, Ermeniyim ben. Ölçülük yapma lan diyor, hepimiz Türk'üz diyor. Evet. Abi ne istiyorsun benden? Mesela nasıl yapayım ben? Dediğin şeyi yapabilir imkanım olsa vallahi ben de bu kadar zorlamak istemiyorum yani. Bunu sırf siyasette iktidarlar ayakta kalmak için kullandılar. Yani bizi ayrıştırmayı, kimliğe, inanca, etnik kökene farklılaştırmayı, böl parçala yönet sloganı vardır ya, tam da o çerçevede. Yani Türkleri mutlu eden başka bir alan kendine buldu. Mesela diyelim ki MHP'ye senin Türklükten başka ne özelliğin var dediğinde cevabı yok. Ne diyorsun? Eğitimle ilgili. Tamam Müslümanlık geldin, başörtüsü yasağını kaldırdın, yapacağını yaptın, haksızlıkları giderdin. Yani o geçmişte yapılan haksızlıkları. Tamam artık öbürünü konuşalım dediğinde tıkanıyor. Yok çünkü öbürü. Öbürünü konuşamadığı için mecburen dönüp ya bir inanca sıkışıyor, ya bir etnik kökene sıkışıyor, ya bir ideolojiye sıkışıyor. Öbürü işte ulusalcılığa sıkışıyor, öbürü başka bir yere sıkışıyor. Sen de İslamcılığa sıkışmıştın, orada ben kalmıştın. Ben de İslamcılığa sıkıştım. Olduk İslamcı. Şimdi sonra dedi ki İslamcılık yapıyoruz. O 14 yaşında başladım. Ortaokul sonunda. İslamcılık ne? Var olma mücadelesi aslında. Tamam o aklımızda şeriat falan hayali kuruyoruz. Müslümanlığa göre ama oturulmuş, somut düşünülmüş, yazılmış, çizilmiş bir felsefesi yok. Duygu daha çok. Fakat niye o dönem Ali Bulaşlar falan güzel? Hepsi hala duygular. Hiçbirinin yazılmış somut öneri, İslamcıların hiçbirinin. Ali Bulaş'ın da dahildir buna, en aklı başındakinin de dahildir. Somut ne istediğini bilen İslamcı yok. İslamcıların kendisi zaten somut değil. Ama bir davası vardı İslamcıların. Biz mesela o dava dediğim haksızlığı giderme. Hani faşistlerle kavga ederdi ama İslamcıların bir kısmına saygı duyardı. Çünkü onların bir davası vardı. Davası bir vardı haksızlık. Yani. Mağduriyetlerinden dolayı saygı duyuyordun aslında. Devlet dışlıyor. Tabii. Devlete yanaşmamış. Yanaşmadı. Devlet artık aslında devlet yanaştırmıyordu da onlar imkan bulamıyorlardı. İmkan buldular, gördük zaten ne olduğunu. Haklı bir şey, hiç yanaştırmamış yani. Bir yanaştı bak ne oldu. Babam çok karşıydı benim İslamcılığıma. Oğlum derdi. Bak hayatımın en dramatik konuşmalarından biridir bu. Oğlum derdi, bak namaz kılmak başka, oruç tutmak başka, inanç başka. Fakat bu dincilik, babam dincilik derdi, biz İslamcılık diyorduk. Bu İslamcılık başka bir şey derdi. Oğlum derdi, bu İslamcılık vallahi sahtekarlık. Bak uzak dur derdi bundan. Yani dediğin gibi yine kablayı kesseydin. Tabii ya. Yani. Dediğin cümleye başkasına bak. Söylemesin. İslamcılık sahtekarlık. Müslüman adamla sahtekarlık olur mu diye. Babam ilkokul mezunu bir devlet memuruydu. Anadolu'nun bir ücra köşesinde devlet memurluğu yapıyordu. Okumuşluğu yok, entelektüel bir çabası yok. Fakat o hayat tecrübesiyle ideolojinin bir işi özünden nasıl kopardığını fark etmişti. Ve beni bırakmıyordu, arkadaşlarımın arasına gideyim. Şöyle oluyordu mesela, diyordu ki bak, teravih namazına benim namaz kıldığım camiye geleceksin. Şimdi bizde 3 tane cami var ilçede. Bizim bütün İslamcı arkadaşların toplandığımız bir merkez cami var. Babam da mahalledeki camiye gidiyor. Fakat babam yasak koymuş, oraya gidemezsin. Çünkü örgüt mörgüt olarak algılıyor. Toplanıyoruz, devlet kuruyoruz. Bir de o zaman Afganistan savaşı var. Mücahitler aldı başını gidiyor. Onun da verdiği bir özgüven patlamasıyla falan. Babamla beraber gidiyorum mahalle camisine. Babam görüyor, oradayım. Hoca tam ayağa kalkıyor, namaza başlayacak. Ben hızla öbür camiye. O selama kadar geri dönmen selama lazım. Selama kadar geri dönmen lazım. Bakınca görecek. Dönmüyorum yok. Ondan sonra çıktık eve gittik bilmem falan. Ama o orada başladığımı görüyor. Dedi ki babam, bak ben oğlum evladım yavrum senin iyiliğin için söylüyorum. Bak bunlar sana uymaz. Bunlar sahtekar, bunlar bu işi kullanıyor. Sahtekar dediği aslında şuydu, bunu bugün anladım. İnanç, etnik köken, yani bu tip değerler bir ideolojik malzeme haline getirildiğinde sahtekar olmaktan başka seçeneği kalmıyor. Bugün FETÖ dedikleri mesele de aynı. AK Parti'nin durumu da. Çünkü inanç ideoloji halini aldığında pazarlanıyor yani. O ideoloji dönüp inancı da yiyor. Yani bayrakla kapatılıyor bazı suçlar. Öbürü Kur'an'la kapatıyor, Allah'la kapatıyor. Allah'ın ne diyor işte? Kitapla. Yani. Allah bizi affetsin diyor Tayyip Erdoğan mesela. Dünyanın real dünyada böyle bir şey yok. Allah affetsin ama bir sürü insan hayatını söndürdün. Bizi de affetsin o zaman. Bizi de yargılama kardeşim. Yargılama kardeşim dediğin gibi. Bunu dedi babam bana. Ben 14 yaşındaydım.
Peki İslamcılık bir örgüt içinde mi yani, yoksa hayır, tarikat falan? Hayır, tarikatlar vardı. Ben tutunamadım hiçbir tarikatta çünkü bana çok şey geliyordu. Bu Gülen cemaatine hiç yanaştın mı sen? Bir iki çocukluk yaşında, daha o gün yok. Hiç benim karakterim uygun değil dedim o günler. Çünkü onların hayat felsefesi çok takiye üzerine kurulu. Yani takiye dediğim bildiğin ikiyüzlülük demektir. İkiyüzlü davranacaksın ki var olabilesin. O da benimle hiç uyuşabilecek bir şey değil. Bir kere niyetlendim, baktım olmuyor. Hiç bir daha da uzak durdum. Zaten Gülen cemaatiyle diğer cemaatler arasında böyle bir kırmızı hat vardır. Karışmaz. Bir altyazı geçer misiniz? Levent Gültekin cemaatle tanıştığı anı anlatıyor diye falan. Bugünlerde çok tehlikeli bu işler. Çok tehlikeli. Bence anlatma, neyse öbür tarikatlara gelsen. Daha meşru olanlar var şu an. Mesela bugün yine tarikatlar devlet yönetiminde herhalde oldukça etkili ya değil mi? Ben hepsini gezdim. Birine gideyim, dahil olayım diye hepsine gittim. Adıyaman'a gittim. Hiç unutmam. 90, yıl 90 ve ben Adıyaman'dayım. Bir şeyh arıyorum. Yani bir hoca arıyorum ki tek başıma kalmayayım, birine tabi olayım ve onun elemanı olayım, müridi olayım işte. Gittim Adıyaman'a. Tabii. Ya bir şey arıyorum diye Anadolu mu gezdirir? Öyle vallahi öyle. Şey. 19 yaşındasın, 18 yaşındasın. Ne vardı Adıyaman'da? Çocuk, Adıyaman'da vardır mısın? Adıyaman'a gittim. Çünkü o hakkında inanılmaz böyle bir şey, hikayeler dolaşıyor. Filan gitti, bir adam işte gece gündüz içki içerdi, oraya bir gitti geldi bilmem hacı oldu. Adam bilmem şöyle ben de kötü yoldaydı bilmem. Gittim, o şeyh oturuyor böyle. Yanında iki tane sivil polis. Namazdayken ama. Namazdayken yanında iki tane sivil polis koruyor. Yaklaşamıyorsun zaten. Şey, ben o kadar yadırgadım ki ulan devlet bir taraftan başörtüsüne izin vermiyor, dindarlara göz açtırmıyor. Fakat bunun yanında iki tane polis 24 saat koruyor. Anlıyorsun ki bu bir devlet projesi. Çok belli bir şey. Zaten onu da geçtik, oturduk böyle. Bu tip şeyhlerin bir intisap alma şeyi vardır. Yani seni kabul ediyor. Kabul ederken aracıları vardır, yardımcılar. Yardımcılardan biri konuşuyor şöyle. Şimdi arkadaşlar dedi, şeyhimiz dedi zaman zaman konuşur, zaman zaman bazı öğütlerde bulunur. Onların dedi söyledikleri velev ki dedi şeriata aykırı bile olsa itiraz edilmez. O cümle çaktı böyle bana. Ne diyor lan dedim bu. Çıktım dedim ki, ne diyorsun sen dedim. Nasıl dedim şeriata aykırı bile olsa itiraz edilmez. Hadi lan dedim, döndüm oradan. Hepsini gezdim. Hepsini gezdim. Fethullahçı'ya gittim. Dediler ki, dedim Fethullah Hoca'yı da göreceğim. İstanbul'a gelmişim, dedim Fethullah Hoca'yı görmem lazım. Kaç yaşındayım? 18. Dediler ki Üsküdar Yeni Camii'de vaaz veriyor. Cuma namazına gidiyorum Fethullah Hoca'yı izlemeye. Fethullah Gülen'i, artık hoca demiyorum ben de. Fethullah Gülen'i dinleyeceğim ki, hani bir bakayım bu millet ne buluyor bunda. Cuma saat 1.30'da 11'de gittim, camiye girilmiyor. Ha, o kadar yani. O kadar. Yıl 90. Girdik camiye. Neyse zar zor girdim, oturdum. Bu başladı konuşmaya. Ulan iki cümle etti, dördüncüde ağlamaya başladı. Ya hayır, acıklı bir şey anlatsa, dramatik bir hikaye anlatsa derim ağlıyor. Hiç alakası yok. Rastgele bir şey anlatıyor mesela. İşte Hazreti Ömer demişti ki bilmem filan. Hüngür hüngür yaş akıtıyor. Şöyle sağıma soluma baktım, herkes ağlıyor. Ulan zorluyorum zorluyorum, bir damla ağlıyor, yaş mısın? Gelmiyor. Utandım. İmanımdan şüphe ediyorum. Ula bende herhalde bir rezillik var. Ya bir anda şöyle bir kafamı sola çevirdim. Yanımda benim bizim ilçeden bir arkadaşım oturuyor, o da ağlıyor. Ula dedim, ne anladın ki ağlıyorsun? Bana söyle, ben de ağlayayım. Sen şimdi niye ağlıyorsun? Karıştırma. Sen oradan da çık Levent. Oradan da çık. Bizim patrikler var. Onların da sakal cübbe falan fena değil. İstersen hani arayış devam ediyorsa yok. Kum kapıya falan göndereyim sonra seni. Sonra bir arkadaşıma, İlahiyatçı bir arkadaşım vardı, ona mektup yazdım. Dedim ki abi, ben bütün tarikatlara, cemaatleri gezdim. Hiçbiri benim kafama uymuyor. Galiba dedim kendi şeyimi, bağımsızlığımı ilan ediyorum. Uyan varsa gelsin de kardeşim. Biz sana takılalım. Valla bunu 18 yaşında söyledim bak. Dur, sözünü unutma. Bir kısa mola vereceğiz. Arkasından şu İslamcılık hikayesinden kopuşu, oradaki hikayeyi falan biraz merak ediyorum. Bir de sen aslında bugün çok muhalif olduğum bu siyasi akımın medyalarında görev aldın. Sana bazen Twitter'da takılıyorlar. Vay Vakit Gazetesi, Yeni Şafak, Star, Sine 5 falan filan. O dünyayı da merak ediyorum biraz. Oradaki kopuş da merak ediyorum. Anlatalım. Hadi kısa bir mola verelim. Anlamadan programın yarısı bitti bu arada. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet.
Evet, İmece TV'de Bağdat Kafe'de sevgili Levent Gültekin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geziyorduk, Adıyaman'da şeyhe gitmiştik. Oradan geldik, Fethullah Gülen'i dinledik. Nereye kadar gidecek bu ondan sonra? Sonra bunların hiçbirinin de gerçekten sahici bir din, gerçekten Müslümanlık diye bir şey olmadığını fark edince dedim ki artık kendi hayatıma döneyim. Tamam, Müslümanım. İslamcılık diye bir ideoloji var. Aslında İslamcılığın temeli şuydu, millet farklı zannediyor. İslamcıların kafasında şöyle bir şey yoktu. Okumuş yazmışlarını kastediyorum özellikle. Geleceğiz, şeriat getireceğiz. Bu çok belirgin bir şey değildi. Daha çok kendilerine uygulanan haksızlığa itirazın adıydı, evet, İslamcılık. O haksızlığı giderirken zaten bütün insanlığın da kurtuluşu, evet, herkes hakkında verecek. Biz adil insanlarız, kul hakkı biliriz. Yani hayatı, Allah korkumuz var. Bizden herkese iyilik gelir. Varmış diye zannediyorduk. Sen de o hareketle beraber devam ettim. Fakat İstanbul'a geldim. Bir metropol hayat, büyük şehir, farklı insanlar. Ay, Müslüman ama farklı düşünen. Bırak Müslümanı, diyelim ki hiç bambaşka inançta olan insanlar da var. Kafam biraz açılmaya başladı. Ve kendi kendime ya bu Allah Allah, bu İslami yönetim diye bir şey yokmuş demeye başladım. Olmaz çünkü teknik olarak mümkün değil ve 23 yaşındayım. Babam vefat etti kalp krizinden. Memlekete gitmek zorunda kaldım. Cenazeye gittim. Hiç unutmam. Gençler toplandılar, böyle eski arkadaşlarım, içindeki arkadaşlarım. Dedim ki size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Cenaze kalktı. Oturup sohbet ediyoruz böyle. Vallahi dedim, ben İstanbul'da bir şey fark ettim. Şeriat diye bir şey yokmuş. İslam devleti diye bir şey yokmuş. Hepsi yalanmış. Kıyamet koptu. Çünkü hayalleri yıkılıyor. Nasıl olur, sen manyak mısın? Böyle bir... Vallahi yokmuş. Teknik olarak da mümkün değilmiş. Ancak şöyle bir şey olurmuş. Ya Müslüman bir adam, dindar bir adam, devlet başkanı olursa Allah korkusuyla ona göre hareket edermiş. Bundan daha ilerisi yokmuş dedim. Onu size söyleyeyim. Yani onu gördüm dedim İstanbul'da. Ne gördün derseniz onu söylüyorum. Şeriat diye bir şey yok dedim. Bunu 23 yaşında söylüyorum. Ama yine de o hareketin içindeyim. Çünkü orada var oldum. Onların gazetelerinde çalıştım. Çocukluk zamanından beri böyle bir gazetecilik şeyim vardı benim. Niye bilmiyorum. Ya gazete. Nasıl girdin ilk gazeteye? Hangi gazeteye girdin? Nasıl, yani bir şekilde gireyim diye. Gittim Milli Gazete'ye başvurdum o zaman. İstanbul'a geldim, iş arıyorum. Gittim Milli Gazete'ye. Selamünaleyküm. Ben de selamünaleyküm. Ben geldim filan yerden. Evet. Oradaki partinin, o zaman Refah Partisi'ydi. Refah Partisi'nin diyelim ki ilçe başkanının bir referans mektubuyla, bu arkadaş bizim arkadaşımızdır, ilgilenir misiniz diye. İşte ona geldim, ben filanım. Onlar baktılar, aha bizim Anadolu'daki duygu Büyükşehir'de yok ki. Ben zannediyorum ki ulan kardeşiz ya. Allah geldi, hoş geldin. Allah bizim kardeşimiz gelmiş. Hazırlayın. Ha öyle mi? İyi, bir başvur dediler. Başvurdum. Diyelim ki asgari ücret kaç lira bugün? 1300 lira. 1300 lira. 700 lira maaş veriyoruz dediler biz. Nasıl yani dedim ya. Müslüman, hak hukuk, 700 lira maaş. Çalışmam dedim. Çıktım, gitmedim. Fakat bu gazetecilik tutkum bir türlü gitmiyor. İşte o zaman Vakit Gazetesi kuruldu. Yeni. Sabaha kadar yatmadığımı biliyorum. Sevinçten. Tabii. Bir gazete çıkıyor, ikinci bir alternatif gazete çıkacak. Başka... Yatacak yerim yok. Yatacak yerim yok zaten. Anlat. Vakit Gazetesi. Yani Akit bugünkü yani. Ama bilmiyoruz ki. Biz iyi biliyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu zamandan biliyoruz. Sen, herkes ötekini biliyor, kendini bilmiyor. Öyle bir sorun var yani. Hepimiz birbirimizin kötülüğünü görüyoruz ama. Manşette varız ya, hep ondan biliyoruz. Ama o daha... Biliyorsun, en son bir manşet yaptı Akit Gazetesi. Tabii. Hayko Bağdat itiraf etti, Müslüman değilmiş diye yani. Niye bizi kandırıyorsun yıllardır? Bilmiyorum ki yani, büyük neyse, gazetecilik başarısıyla. Vakit çıktı, Vakit'te sokakta gazete dağıtmaya başladım. Her gece, hiç unutmam. Gece saat 12'de başlıyorum, gece 3'e kadar bir ilçede kapı kapı gazete dağıtıyorum. Abonelere? Tabii abonelere. Fakat bir şey fark ettim. Lan bunların hiçbiri namaz kılmıyor. Yazarı, çizeri, gazetede çalışanlara. Cuma'ya gidiyoruz, kimse yok. Namaz kılmaya gidiyoruz, gelmiyorlar. Allah Allah. Ya burada dedim, bürokrattı, daha entelektüeldi, daha konuşulabilir insanların olduğu yerde. Yeni Şafak'ta başladım. Reklam müdürlüğü yaptım. Sonra genel müdür yaptılar beni. Take a deep breath. No, deeper. Slip down into a silky blanket fort of dark chocolate walnut possibility. Whether nothing happens and it's roasted and toasted. 90 calories or less.
Satisfaction means having your snack and drinking it too. Nigello. TikTok, it's you o'clock. Nigello. Drink your snacks. Olduğu yerde Yeni Şafak'ta başladım. Reklam müdürlüğü yaptım. Sonra genel müdür yaptılar beni. İnanılmaz destan yazıyorum. Yoksul. Şimdi biz inancı niye önemsiyorduk? Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ben onun inançtan kaynaklandığını zannediyordum o zaman. Ya bak Müslümanız ya. Cebimizde kaç lira var? Ya Hayko eve gideceğim param yok. Al 20 lira var 10 lira sen olsun diyorsun mesela. Dert ortaklığı yapıyoruz. Şakalaşıyoruz, gülüyoruz. Başkalarının mağduriyetini beraber üzülüyoruz, paylaşıyoruz. Ben bunun inançtan gelen bir şey olduğunu zannediyordum hala. Fakat bunun ne zaman olmadığını, bunlar iktidara geçince bütün bu duygu kayboldu. Yardımlaşma kayboldu, hak hukuk kayboldu, başkasının hakkını yemek kayboldu. Yavaş yavaş bir şey fark etmeye başladım. Ya bu inanç şişede durduğu gibi durmuyormuş. Yani öyle derler ya. Tayyip Erdoğan'la tanışıyor musun o zaman? Tayyip Erdoğan'la Yeni Şafak'ın genel müdürüken tanıştım. Yeni Şafak'tan istifa etmek zorunda kaldım. O zaman? Belediye başkanlığından yeni yasaklı olmuştu. Yasaklı olmuş. Yeni. Yasaklı oldu. Bir iki ay ben de Yeni Şafak'ta bir patronla kavga bir şey yaptı bana. 27 yaşındayım genel müdürüm. Bir şey yaptı kabullenir zannediyordu. Hadi lan oradan dedim istifa ettim. Hadi lan sen inanamadı gözler. Nasıl yani dedi. Genel müdürlüğü bırakıyor musun dedi. Ya, böyle davranış bulunan bir adamın genel müdür olmam dedim be. Hadi bir ay uğraştı ya tamam vazgeç geri alıyorum. O davranışı bir kere yaptın bir daha seninle istesem de çalışamam dedim. Çalışırsam 200'lük yaparım. Çünkü ben ruhumu veremem, kalbimi veremem. Bu işe ayrıldım gittim Tayyip'in yanına. Çünkü gazetenin o zaman dolaylı sahibi gözüküyordu Tayyip. Sahibi derken ona bağlı çalışıyorlardı. Ne oldu Levent dedi. Dedim ki abi derdim o zaman. Dedim böyle bir şey yaptı ben dedim istifa ettim. Ulan bunlar dedi hiç adam olmayacaklar. Bu köylülükten kurtulmayacaklar bir türlü. Ne yapmayı düşünüyorsun? Dedim askere gidiyorum. Bedelli askerlik çıkmış. O zaman döndükten sonra beraber bir iş yapalım dedi. Ben dedi bu gazeteciliği çok seviyorum. O zaman dedi ha. Çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. Askerde askerlik yapmıyorum. Gezdiğim her satır bir dergi kurma projesiyle dolaşıyorum. Dönünce ne yapacağım? Çünkü genel müdürlükten ayrılmışım. Bir daha iş bulma şansım yok. Hani kaç tane genel müdür olabileceğim İslamcı gazete var ki zaten bir tane. İkinci yok. Gidip yeniden alt bir kademede de başlayamam. Döndüm, Tayyip'in evine uğramadan bir dergi kurduk arkadaşlarla. Dergi çıkardık, adı Gerçek Hayat Dergisi. Ben de böyle büyük bir sevinçle derginin ilk prova baskısını aldım, gittim. Tayyip Bey de hastanede kolundan ameliyat oluyor. Kolu çok sık çıkardı onun. Yatıyor. Ben de gittim ziyaretine. Hem geçmiş olsun ziyaretine hem de abi ben böyle bir dergi çıkardım diye. Gittim, abi geçmiş olsun dedim. Biz dedim böyle bir dergi çıkarıyoruz. Şöyle aldı diye hiç unutmam, böyle bir dergi aldı. Hayırlı olsun dedi. Halbuki o şunu bekliyordu. Dönüp onunla beraber yapacağız o işi. Kızdı yani. Kızdı tahmin ediyorum ve liderlerin öyle bir özelliği vardı. Yani sen kimsin ki bana sormadan iş yapıyorsun? Bir de getirmiş sana, gözüme sokmuşsun. Biz sana dedik ki ben günden eleştirdiğim için ister istemez uzak kalın. Bir de bana çok ters geliyordu. Ve AK Parti'ye en uzak durma nedenim nedir biliyor musun? Hiç şey yapmam. Egemen Bağış'ı gördüm. İslamcı bir hareket, İslamcı bir parti ve Egemen Bağış dedim. Olacak şey diye. Burada dedim başka bir numara dönüyor. Mesafeydi. Ama solcu bir parti, devrimci bir parti ve Egemen Bağış da olmuyor mesela. Tabii. Orada Egemen Bağış'ta bir sıkıntı var. Şöyle İslamcı dediğim, İslamcı daha çok hak hukuk vurgusu yapıyor, daha çok Allah korkusu vurgusu yapıyor, daha çok dürüstlük vurgusu yapıyor. Hani bütün hayatını bu değerler üzerine bina etmiş. Fakat bütün hayatını bina ettiğin değerlere aykırı insanlarla güya o değerleri inşa edeceksin. Nasıl olacak falan filan diye bir uzaklığım oldu. 27 Nisan muhtırası, başörtüsü büyük bir haksızlık kardeşim. Ben bunu çözeceğim. Bunun için geliyorum. Bunu çözeceğim. Yok bizim başörtüsüyle sorunumuz yok. Bilmem biz dindarlarla bilmem. Niye demiyorsun? Niye 200'lük yapıyorsun? Çünkü daha ilerin yok ki zaten. Haksızlığı giderince geriye kalan her şey halloluyor. Hallolmuştu da 2007'ye kadar. Bence 2009'da Türkiye birçok sorunu çözmek üzereydi. Çünkü buradaki haksızlık giderilmişti. Öbürüne haksızlık yapılmayacaktı. Ötekine. Tabii canım mahalle mahalle gezdiler. Tabii. Alevilere gittiler. Ermenilere herkese. Geldiler. Cumartesihanelerine gittiler. Berfuana'ya gittiler. Herkese dediler Avrupa ki Birliği, demokrasi. Bu sistem bize de bunları yaptı kardeş. Biz bunları beraber çözeceğiz. Çözeceğiz dediler. Yapacağız. Kürt'ün hakkını vereceğiz. Ermeni'nin vakıfı. Yani hatırla o dönemlerde tabii, böyle. Tabii. Türkiye'de CHP'nin sol partilerin bile itiraz ettiği ya azınlık vakıf mallarını iade edecek. CHP Deniz Baykal buna Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor falan dönemleriydi. Tabii. Sonra ama yani neler? Şimdi bu haksızlık giderildi. Bu sefer haksızlık yapmaya başladıkları an dedim ki Allah Allah burada bir şey oluyor. Sorgulamaya başladım.
27 Nisan muhtırası olunca bıraktım muhalefet. Dedim ya şuraya bak, biz neyle uğraşıyoruz? Memleketin ordusunu uğraştı. O ordu neyi bahane etti muhtıraya? Uşak'ta 9 yaşındaki kız çocukları başörtüsüyle bilmem Kur'an okudular. Ya bunun için muhtıra mı verilir be? Memlekette tonlarca olay oluyor. Tonlarca yolsuzluklar da konuşuluyor o zaman. İnanılmaz yolsuzluk haberleri yapıyorum. Kendim biliyorum mesela. Hiç bunlar dertleri değil. Kaldı ki muhtıra sana ne? Senin ne işin? E o zaman muhalefete devam etmiş olsaydım muhtıranın yanında durmuş olacaktım. Sırf muhtıranın yanında durmayayım diye bir yazı yazdım küçük. Bugün itibariyle AK Parti olan muhalefetime son veriyorum diye bir internet sitesi işletiyordum. 8sütun.com diye. Orada böyle bir duyuru yaptım. Bugün itibariyle AK Parti olan muhalefetime son veriyorum. Muhtıra işi oldu, benim için bitmiştir diye. Onlar da hemen bunun üzerine iyi gel dediler, bizimle çalış. Halbuki bana inanılmaz bir öfke vardı. Yetişmiş eleman da yok mahallede yani bu şeyde. Ya 24'te Star'ı biz alıyoruz, aldık dediler Tayyip Erdoğan çevresindekiler. Gel buraya başına geç. Dedim nasıl olacak? Dediler önce bizim Tayyip'i ikna etmemiz lazım. 3 gün Tayyip'i zor ikna ettiler. Ya efendim Levent'in gelmesi lazım. O da yaptık. Kızıyor çünkü inanılmaz laflar söylemişim muhalefetinde. Olmaz. Efendim Levent'in olması lazım. Yoksa biz burayı yapamayız. Burayı döndüremeyiz. Lanet olsun. Tamam gidin alın dedi. Aldılar beni. 1,5 yıl çalıştım orada. Fakat baktım başka işler dönüyor. Ne dönüyor mesela başka işler? Ya bir kere dertleri gazete değil. Tamamen ceplerini doldurma. Diyorum ki oradaki arkadaşlar. Ya bak biz bu mahallenin içinden yetişmişiz. Ve bu ülkenin evladıyız. Bizim iyi gazete yapmak, iyi televizyon kurmak gibi bir borcumuz var bu ülkeye. Ya bak televizyon, gazeteyi düzeltelim. Bak hiç unutmam o zaman verdiğim bir örnekte. Dedim ki bak bir taksi şoförü şunu diyebilir. Ya bu televizyon yandaş ama çok namuslu. Bak bu televizyon yandaş ama çok adil. Bunu dedirtebiliriz. Yandaş olmak sorun değil. Namuslu olabilirsin, adil olabilirsin, eşit olabilirsin, özgürlükçü olabilirsin ama partiyi destekliyorsundur. Bunu anlarım. Bunu yapmadılar ve bana ne dediler? Dediler ki kardeşim Türkiye'deki medyadaki ilk 10 makamdan birindesin. Bütün Türk medyasındaki. İlk 10 makamın aldığı maaşı alıyorsun. Al otur oturduğun yerine. Ben dedim ki ya benim eğer parayla tatmin olacak olsaydım bir de ticaret yaparım. Benim kafam ticarete çok iyi basıyor. Çok para kazanırım. Ya televizyon yapalım, gazete yapalım. Yok abi. Hiçbir iş yapmıyorlar. Bugünkü gibi havuz gibi para akıyor iş adamlarından, destek adı altında. Filan iş adamı 1 milyon gönderiyor destek olarak. Yani bir rüşvet anlamına söylemiyorum. Yaranmak için, Tayyip'e yaranmak için. Öbürü oradan 500 bin lira gönderiyor. Öbürü oradan. İyi de o 500'ü veriyor da oradan kim bilir neyi bağlıyor yani yoksa. Tabii. Bir şekilde. Fakat para böyle geldiği için, kendi parasını da harcamadığı için har vurup harman savuruyorlar. Yedikleri, yemedikleri, uçtukları, maaşlar havalarda uçuşuyor. İnanılmaz. Yani kendimi de katarak söylüyorum. Dedim arkadaş ben ayrılıyorum. Ben yani bu dedim beni bitirir. Nasıl ayrılacaksın? Ulan şimdi korkuyorum da bir kere Tayyip beni bir kere kabul etmiş bir daha ayrılacağım. Aman ben size demedim mi bu adam olmaz siz bunu alıyorsunuz size diyecek. Gelen beni aracı olan arkadaşlara da ayıp edeceğim, mahcup edeceğim diye. Dedim ya benim İngilizce sorunum var, yurt dışına gitmem lazım. Gideyim dedim Londra'da kalayım. İngilizce öğreneyim biraz. Tayyip'e de küçük bir not yazdım. Ya böyle böyle dedim ayrılıyorum. Sadece bir çok ipucu verdim. İşler sizin bildiğiniz gibi değil. Hani merak ettim belki sorar bana. Nedir? Benim bilmediğim olan ne? Ben zannediyorum bütün bu işler Tayyip'ten habersiz yapılıyor o zaman hala. O iyi altlar kötü. Yani. Ha, o farkında değildir ama altta dönüyor bu işler falan filan diye. Adam hiç oraya olmadı. Ya bir dakika benim bilmediğim nedir demedi. Ben de bastım istifayı gittim Londra'ya. 3-4 ay kaldım orada. İngilizceyi biraz ilerleteyim diye. Döndüm. Döndüğüm gün, nasip böyle bir şey. Bir arkadaş geldi dedi ki ya bu Sine 5'in başına medya grup başkanı aranıyor. Sen dedi önereyim mi? Öner dedim. Önerdi. 2 gün sonra TMSF başkanı beni çağırdı. Bunu niye anlatıyorum? İslamcılıktan kopuşumdur bu. En çok bunu merak ederler. Niye koptun diye İslamcılıktan. Bak tam bunu anlatacağım. Dedim ki gittim TMSF başkanı. Temiz de bir adam. Ya dedi ki böyle böyle ne yapabiliriz? Anlattım bak şunu yapabiliriz. Daha ben böyle 5. dakikada anlatıyordum. Daha hiç bana sormadı. Maaş falan konuşmadık, ne çalışacağız konuşmadık. Telefonu kaldı dedi ki Levent Gültekin'in dediği medya grup başkanı olarak atamasını yapın dedi Sine 5'e. Tamam. İyi el sıkıştık hayırlı. Beni tanımıyor. Tanısa atayamaz. Haber düştü internet sitelerine. Buna bombardıman telefon gitti. Sen ne yaptın diye ama o bir kere geri adım da atamadı. Atamadı geri adım. Beni atamış oldu. Ben de gittim abi bir kanala. Bizim İslamcıların paralı dönemi. Biz çünkü eskiden hep böyle bir masa etrafında karpuzla, beyaz peynirle gazete çıkardık. Böyle. Bugünkü muhaliflerin maddi imkansızlığının 10 katı berbat durumda o günler böyle.
Abi bir çiftlik ayda 2 milyon zarar var, 300 bin lira gelir var. Nasıl yani dedim ya. Kanala el koymuşlar, kanal 50 milyon lira ediyor. 4 yılda kanala 100 milyon lira borç yazmışlar zarardan. 100 milyon gözlerimle gördüm. 100 milyon zarar etmişler. Ne zarar? Bir yazar bir adamını koymuş, öbür bürokrat bir yakınını koymuş. Çiftlik ya. Çiftliğe döndürmüşler. Yani gelin yayın için. Hani... Yayın için devlet her ay 1 milyon 700 bin lira para gönderiyor. Güya el koyduğu kanalı ayakta tutmak üzere. Şöyle bir baktım. Ulan dedim ben burada önümde iki şık var. Ya temizlerim ya bunlar beni temizler. Başladığım gün. Hiç oturmadım. Başladığım gün dedim ki topladım biri müdürlerini. Herkes dedim fazla eleman ismi versin bana. 65 kişi geldi. Normalde kanalda 210 kişi var. O kanal 120 kişiyle yapılır. Tayyip Erdoğan o zaman sağ kol olan bir bürokrat. Bunu söylemiştim bürokrat ayda. Hemen bir dostumu gönderdi. Ama bir de şey demiştin. Orada senin arkadaşların da... Ona geleceğim var, şimdi. Yaksın dediler. Neyse. Şimdi gittim abi. Benim 20 yıldır beraber yediğim her akşam çocuklarımdan daha çok gördüğüm arkadaşlarım orada program yapıyorlar. Bir program yapıyorlar. Açtım. Normal Türkiye rayicinin iki katı para alıyorlar. Kaç para mesela? Yani normalde aylık 4 para bin, kaç para yani? Normalde aylık 4 bin liradır. Ayda 4 programa. Bunlar alıyorlar adam başı 7500 lira. Tamam. Dedim ki ya bu çok korkunç bir rakam. Ama hakikaten yani son 5 yıldır haftanın 5 günü her akşam beraber otururuz. Tavla oynarız, sohbet ederiz, kakara kikiri yaparız. O arkadaşlarım hani uzaktan arkadaşım değil. Tavlayı oynuyorsunuz yani. Oynuyorsun ama neyse. Dedim. Peki senin maaşın? Benim maaşım daha belirlenmemiş. Ha, daha, ha. Belirlen. O sonuçta bir yönetici maaşı. Ama hani sen büyük paralar alıyorsun da onlardan kesiyorsun falan. Hayır canım. Daha para yok. Hiç alakası yok. Ben Star'da aldığım. Yok yok. Ya aldığımdan daha düşüktü onu biliyorum. Çünkü o TMSF olduğu için. Böyle dedim. Dedim ya bunu aşağı çekelim programı düzeltelim. Haksızlık dedim bu. Yani devletin parasını size fazladan veriyorlar. Yani benim arkadaşım da olsanız ben bunu yapamam. Buna imza atamam dedim yani. Bunun sorumluluğunu almam. Şöyle durdular dediler ki. Kabul edemeyiz bunu dediler. Biz dediler tamam kalkıyoruz programı da iptal ediyoruz. Biz bunun geri almayı biliriz. Arkadaşlarım 20 yıllık arkadaş nasıl yani dedim ya. Biz almayı biliriz dediler. Allah Allah. Çıktılar odamdan. Bekliyorum. 10 gün içerisinde bütün iktidar ayağa kaldırdılar. Tayyip'e gittiler. Bakanlara gittiler. Bugün Tayyip'in medyasının başındaki damada gittiler. Damat ortalığı ayağa kaldırdı. TMSF başkanı beni çağırdı. Ya Levent ne yapacağız? TMSF başkanı gariban bir memur. Korkmuş. Attıracaklar yerinden. Ya bir şey yapmamız lazım. Dedim ki abi bunu yapamayız. Bu parayı veremeyiz. Ya ben veremem. Ya bu paraya ben imza atamam. Çünkü bu benim daha o hakkı yeme anlamına gelir. Abi bütün mahalle. Şimdi bunu 3 kişi yapsa anlarım. 5 kişi yapsa anlarım. Ya bütün bir İslamcı, aydın, entelektüel, yazar bana düşman oldu. Niye bu adamların parasını kestin diye. Ya böyle hiç unutmam o günleri. Hayatımın en acı dönemidir. Çünkü üzerine bina ettiğim bir inancımın böyle hani bina yıkıl depremde bina yıkarlar ya dinamiti koyarlar patlatırlar küt diye çöker ya. Onun öyle çöküş sürecini gözümün önüne canlandırıyorum şöyle. Abi aydın yazar çizer kime gidiyorum selam vermemeye başladılar bana. Niye onların parasını ama kimse sormuyor. Hiç kimse sormuyor. Niye kesti? Niye yani? Kesti? Neyle suçluyor seni yani? Sen babam parasını mı kesiyorsun diye yani ağırlıklı olarak ya geldin niye milletin parasını kesiyorsun ya kardeşim. Bunun normal rayici 4 bin lira bu adam 7500 lira alıyor. Ve bu devletin parasını alıyor. Ve ben bunu niye kesmeyeyim diyorum. Dinleyen yok. Hiç kimse ama bak bak bir kişi demiyorum ha. Bütün bir mahallede bir kişi çıkıp da bana demedi ki ya sen adalet olanı yaptın doğru olanı yaptın diye. Ya böyle can havliyle. Çölde su arar gibi bir kişinin beni arayıp da ya Levent sen haklısın demesini bekliyorum. Bir kişi lan bir kişi çıkmaz mı? Oturuyorum böyle makamımda. Telefonum çaldı biri. Çok böyle Halim Selim bildiğimiz, çok düzgün, efendi, dindar dediğimiz bizim bir arkadaşımız, iş adamı bir arkadaşımız. O aradı. Dedi ki ya Levent dedi bu herkes dedi bir şey söylüyor. İnanılmaz bir öfke var. Ben dedi senden dinlemek istiyorum bu nedir? Şöyle hiç unutmam bak. Şöyle koltuğa yaslandım dedim ki. Ah ya sonunda biri çıktı dedi dedim ya. Sonunda biri çıktı dedim sordu bana. Abi dedim sonunda sen sordun dedim ya. Anlat dedi. Ya dedim ki durum böyle böyle. Bu arkadaşlar 7500 lira maaş alıyorlar. Ben bunlara dedim ki ya bak bunun rayiç TRT'de, CNN'de, sağda solda 4000 liradır. Sizin 4000 liranızı vereyim. Öbür fazlası hak hukukun dışına çıkıyor.
Ne dedi biliyor musun? Ya Levent babam parasını mı veriyorsun dedi Allah aşkına. O cümle var ya, o cümle böyle içimde bir şeyin kırt diye kırıldığını hatırlıyorum. Hani aydınlanma mı diyersin, uyanma mı diyebilirsin, şöyle dedim. İnanç insanlara ahlak vermiyormuş. İnancın bir insana terbiye etme ihtimali yokmuş. Etseydi bunlar ederdi zaten. Bunlar imkansızlıktan dolayı dürüstmüşler. Üstelik hani o vaazlarda insanların duygulandığı, ağladığı hikayeler de Hazreti Ömer'in adaleti. Adalet. Onun işte paylaşımı, bütün bunlar kendi ailesinden bir hakkı, hukuku. Bana selam kestiler. İki gün önce oturduğum arkadaşım, aynı kahveye gittim, böyle sırtını döndü. Sırf onu kesmişim diye. Selamı sabaha kestiler. İnanılmaz yalnızlaştım ve dedim ki inanç kardeşliği diye bir şey yokmuş. Menfaat kardeşliği varmış. Eğer bir insan gerçekten insanmışsa, dürüstmüşse, gerçekten namusluymuşsa, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Kürt olsun, ister solcu olsun, ister Atatürkçü olsun, o insanmış. Ölçü o değilmiş yani. Ölçü o değilmiş. O benim hayatımın dönüm noktasıdır. İslamcılığın bitmiştir. Bittiği gün oldu. Ondan sonra sorgulamaya başladım. Ulan bir şey fark ettim. İslamcılık inancı da yiyormuş. Çünkü o adamları sahtekar yapan inanç değilmiş aslında. Babamın dediğiymiş. İnanç İslamcılık ideolojisine dönüştüğü için onları da tüketmiş. Onlar zafer kazanacağız. Çünkü o yazarlardan bir tanesi, parasını kestiklerinden bir tanesi bana şöyle bir cümle etti. Hiç unutmam onu mesela. Böyle gözlerimin fal taşı gibi açıldığını hatırlıyorum. Ya ben dedi 30 yıldır yazı yazıyorum, bugün bu parayı kazanayım diye yazıyorum. Sen dedi tam o 30 yılın emeğini bugün elimden alacaksın dedi. Bunu sana yedirmem. Ben böyle bir afalladım. Ne demek dedim ya? Bunun için mi yazıyordun? Sen 30 yıldır davan bu muydu yani? 7500 lirayı almak mıydı? 30 yıldır bu parayı kazan, bu haksız parayı almak için mi yazıyordun? Meğer hepsi aynıymış. Bir iktidara gelelim, gücü biz ele geçindirelim, biraz da biz yiyelim. Ya Levent bu kadar mı ya? Bu kadar pespaye mi yani? Tabii. Ya koskoca şu an başımızda 15 yıllık bir hükümet var. Evet, bu kadar. Ha işte bizi şimdi Suriye'ye sokuyorlar. Orada bomba patlıyor. Tamam. Ya bütün bu hikaye bu 3'ün 5'in peşinde mi bu insanlar evet, yani? Tamam. İktidar güç. Hani ilk ayrılan bakan vardı ya şeyden AKP'den. Abdülhatif Şener. Abdülhatif Şener. O zaman mesela çok şaşırmıştı insanlar. İyi gidiyordu AK Parti böyle bir... Bunu söyleyeyim. Türkiye'de insan yok. Bu bir ideolojiye has bir şey değil. Hepsiyle ilgili bir şey. İnsan olmak... İnsan doğulmaz. İnsan olunur. Bizim hiçbirimiz insan olmuyoruz. İnsan olmanın evreleri var. Eğitimi var. Katık maddeleri var. Diyelim ki ben sana Hayko şurada bir insan yapar mısın desem sen bana diyeceksin ki arkadaş bana malzemeler lazım. Neyle yapayım? Malzeme ver ki yapayım. Nedir o malzeme desem dersin ki ya biraz felsefe katmamız lazım. Biraz edebiyat katmamız lazım. Biraz sanat katmamız lazım. Biraz iyi bir eğitim katmamız lazım. Ya buna bir kap lazım sistem dediğimiz. Bunların sonunda ben sana bir insan yap. Sen şimdi insan yap diyorsun da bunların hiçbiri yok. Şimdi bu toplumda ahlak verecek bir değer yok. Eğitim de yok zaten. Dürüstlük verecek. İnsan yapacak bizi. Felsefe zaten yok. Edebiyat yok. Sanat yok. Aile terbiyesi yok ki zaten. Dün duydum mesela. Şimdi bu adamın çocuğu. Dün bir arkadaşım anlattı Trabzon'da. Böyle şey biri varmış Trabzon'da. Böyle elektrik menetik işleri yapan biraz daha ama bütün siyasetle ilgilenen her şeyden bilen kendi çapında kahvede şey yapıyormuş. Kamuoyu yoklaması. İç savaş çıkarsa ne yaparsın diye. Dün anlattı bak. Sormuş birine iç savaş çıkarsa ne yaparsın demiş. Şurada bir binayı göz koymuşum ona el koyacağım. Vallaha. Şimdi o hani şey videosu gibi askere darbe oluyor. Onu bir ara programın bitimine bir koyalım o. Türkiye'yi çok iyi anlatan hikaye yani. Askere soruyor 15 Temmuz gecesi ne yapıyorsunuz diyor. Tatbikat mı? Hayır diyor evinize gidin diyor. Yönetime el koyduk diyor duruyor. Abi kolay gelsin diyor. Tabii. Ne olur ne olmaz tamam mı? Bak tabii. Ama gel şurada anlaşalım. Sen içinden geldiğin mahallenin düştüğü bu durumda yaşadığın büyük kırılma elbette. Senin hayatında çok önemli. Ama hani bunun sosyal demokratında bilmem nesinde bu devlet hazinesini ele geçiren herkesin nasıl yamulduğunu bu ülkede kul hakkı diye. Ben de onu söylüyorum işte insan yok dediğim o. Şeyi hatırla yani ya bunlar kötü bir şey dediğimiz için başımıza iş geldiği durumlar var. Yıllarca biz insanlara şunu anlatamadık. Ya 6-7 Eylül'de insanların hanesine tecavüz edildi, evine girildi ve gasp edildi. Özel eşyalar alındı, mezarlıklar açıldı. İşte biraz önce adamı dediğin falan. Gibi mal tam da onu söyleyeceğim. Duymuş çünkü filan iş adamı. Ermeninin malına el koydu diye zengin oldu. Filan iş adamı Rumun öyle biliyor mal. Tamam mı? Şimdi ben bir dakika bu kötü bir şeydir dediğim zaman ulan sen bizim milletimize hırsız mı diyorsun? Evet, aynen öyle. Kardeşim hırsız demiyorum. Hırsızlık oldu. Bunu beğenme diyorum. Yani tabii, bunu bir daha olmasın. 1915'te insan öldürüyorsun kardeşim.
Sen bize katil mi diyorsun? Hayır. Sen katili seviyorsun. Katilin hafifletici sebeplerini seviyorsun. Sen bunlara ulan bunlar kötü şeyler deseydin bugün ilk iç savaşta şu binayı gözüme kestirdin diyen bunu niye örnek olmazdı verdim? Yani. O şu adamın çocuğu böyle olur. Bizim hepimizin aileleri, benim babam ilkokul mezunu, kendi çapında hayatını sürmeye, yani onun ne kadar dürüstlük, ahlak, değerleri olacak ki yani bu toplumda nasıl iyi bir insan çıkabilir? O yüzden bu sadece İslam'da rahat bir şey değil. O yüzden kim gelirse gelsin bal tutan parmağını yalar diye bir atasözü uydurmuş bu ülke. Bal tutan parmağını yalar diye bir atasözü uyduran bir ülkeden ne çıkar? Bu bütün bunların sonunda işte orada son bir kırılma yaşadım. Topluyorum. Orada kırılma yaşadım. Hayatımın en sıkıntılı dönemlerini yaşadım. Çünkü herkes selamı sabaha kesti. Niye? Ortak olmuyorum diye. Suça. Yaptıkları kötülüğe ortak olmuyorum diye. Başka bir şey demiyorum ha. İtirafçılık yapmadım, eski hikayeleri anlatmadım, şunlar böyle yapmak. Bunu da burada anlatıyorum. Kaç yılı geçmiş. Şöyle yapmış değil mi? Sırf ya öyle yapmayın dediğim için. Başka? Niye bana en çok kızdılar? Biz istifa edip gidemiyoruz. Sen nasıl istifa edip gidebilirsin diye. Ya örnek oluyorsun ha. Yani. Onurlu da davranılabilirmiş yani. O kadar ağırlarına gitti ki. Ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Hayat ilginç tabii. İnsanın bir tane hayatı var. Ve bunun içerisinde bir macera yaşıyoruz hepimiz falan. Yeni bir mahallen oldu. Yeni mahalleler tanıdın. Ya ben aslında mahalleleri kaldırdım. Ben ya da her neyse. Seninle dostum, bir Atatürkçüyle oturup da konuştuğum zaman aramda hiçbir fark yokmuş. Dersime gittim konferansa. Hi, I'm Jacob, and I'm here to show you how easy it is to send money using the Western Union mobile app. The thing is, there's not really much to explain. You tap your finger to log in, and with a few more taps, you're done. You can send money from your bank account or a debit or a credit card to select bank accounts or to over 500,000 agent locations around the world. You just need you and the app. Sending money is better when there's not much to explain. Yeah, there's nothing else. Download the Western Union app and send money in a snap. Should I just go? I'm gonna go. Konuştuğum zaman aramda hiçbir fark yokmuş. Dersime gittim konferansa. Oradaki ilk cümlem şuydu dersimdeki konferansta. İnsan olmaya geldim dedim buraya. İnsan olmak ne demek? İnsan dediğin ötekiyle diyalog kurabilen demektir. Sürü dediğimiz kendinden olanla konuşur. İnsan ötekiyle konuşur. Siz içinde uzun zamandır, uzun yıllardır ideolojik hassasiyetinden dolayı uzak duruyordum. Kendi içimdeki o tahribatı, kendi içimdeki o felaketi tedavi etmek için buradayım dedim. Dertleştik, konuştuk, birbirimizi anladık ve bir şey fark ettim. Hakikaten söylüyorum bu son cümle. Tekrar edeyim bak bu en önemlisidir. Hayatın bana öğrettiği bir tecrübe. Bunun kitabını da yazdım. İnanç, etnik köken, mezhep, ırk, insanın olmasında bir nokta kadar kıymeti yok. Bir nokta kadar. Öyle yurt dışına çok gidiyorum. Öyle Hristiyan tanıdım ki milyonlarca Müslümana değişmem. Milyonlarca. Benden bahsediyorsun değil mi? Sen de dahilsin buna. Canım benim sağ olasın. Öyle, ben de seni milyonlarca Hristiyan'a değişmem. Eyvallah. Öyle Atatürkçü tanıdım ki 500 tane İslamcı'ya değişmem. Dürüst. Memleketi seven ama aynı zamanda özgürlükçü. Ya öyle solcu tanıdım ki 40 tane bilmem şunu. Türk tanıdım Kürt'e, Kürt tanıdım Türk. İnsanın iyisi nerede varsa ona ulaşmamız lazım. Benim artık felsefem bu çok şükür iyi ki de kurtulmuşum. Geldiğim noktaya baktığımda bugün yaşananlara ben Allah'ın sevdiği kurulmuşum ki erken uyandım çıktım. Kalanların halini görüyorsun. Bu çirkefliğin bir parçası olmadı. Bir parçası olmadı evet. Çok şükür. Peki Levent'ciğim anlamadan geçti gitti vallahi uzattık eyvallah. Bile programı. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi her yerde duyamayacağınız şeyleri konuşmak istiyoruz. Sağda solda gördüğünüz, belki hep bağırırken, çağırırken, öfkeli yazılarda gördüğünüz bu kaos içerisinde sevdiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz arkadaşlarımızla burada böyle özel sohbetlere devam edeceğiz. Biraz uzattık programı, hemen bitirmek zorundayım. Çünkü birazdan Levent'le gidip tavla oynayacağız ve ben ona hayatta bir ders daha vermeyeyim. Ben bir şartla oynarım. Bir şartla oynarım. Sonucunu Twitter'da yazacaksın. Yazacağım. Tamam. Bir öncekileri yazmadın ama bunu yaz. Ama programdan sonra yazacağım. Tamam. Şimdi program cuma izlenecek. Tamam. Bir ders daha alsın Levent hayatında. Bir çıt daha bir kırılma daha yaşasın. Kaç sefer aldı? Ve bakalım tavla. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Haftaya yine yeni bir mekanda. Belki burada, belki başka bir yerde. Burada davetleri açığız. Yine sevdiğiniz bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Kolay gelsin. Sağ
Sağ olun. Komutanın bomba ihbarı mı var? Silahlı kuvvetler yönetimi el koydu. Şaka değil. Ciddi mi diyorsunuz? Evet. Herkes evine gitsin. Teşekkürler, sağ ol. İmece TV'de Bağdat Kapı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yine güzel bir mekan bulduk kendimize. Yazın fırsatını değerlendirerek açık havada sizlere güzel yine çiçekler arasında bir ambiyansta karşınıza geldik. Tutuklanmamış gazetecilerle sohbetlerimize devam ediyoruz. Her hafta sizin ekranlardan tanıdığınız, sevdiğiniz meslektaşlarım ya da sanatçılarla burada beraberiz. Bu hafta da yine özellikle sosyal medyada sorduğumda kimi görmek istersiniz dediğimde en çok talep edilen, çok sevilen bir arkadaşımla beraberim. Sevgili Levent Gültekin bugün bizlerle. Hoş geldin Levent. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Levent, senin için yazar diyeceğiz, gazeteci diyeceğiz. Pek çok iyi huyun var, onları anlatacağız. Bir tane kötü huyun var, onu söylemezsem olmaz. Tavla bilmiyorsun. onu da yani devam ediyorum sana anlatmaya. Nasıl bir huyun bu, nasıl zar atılıyor, nasıl oluyor filan. İstersen ben de son maçın şeyini söyle, sonucunu. Şimdi genelde konuklarımız... Burada herkesin bildiği, tanıdığı, başka mecralarda, bizim kanalımızda çok çok gördüğü insanlar ama hep biz bu ara çağrı siyaset konuşan insanlara döndük ya bir dönem. Bıktık yardık, çürüttü bizi. Zaten çıkarmıyorlardı artık fazla. Zaten çıkarmıyorlar artık. Yani o tarafını biliyor insanlar herkesin. Fakat burada biraz da hayat konuşuyoruz. İşte mesela geçen hafta İsmail Saymaz bize biraz Rize anlattı. Güzel de anlattı. Oranın o coğrafi yapısını, orada bir Erzurumlu olmayı falan filan. Sen Ardahanlısın. Ardahan'ın böyle uzun uzun anlatacak neleri var bakalım. Var mı o kadar bir şey? Şimdi İzmirli biri, biz o zaman Kars'tık, Ardahan sonra olduk biliyorsun. Hala alışkın da değiliz öyle Ardahan, Kars diyeceğiz. Evet. Sonradan Ardahan il olunca bizi Ardahan'a bağladılar. Uzun uzun anlatacak bir şeysi var mı deyince aklıma geldi. İzmirli biri gelip Kars'ta askerlik yapıyor, Sarıkamış'ta o zaman. Sonra dönüyor İzmir'e, aile toplanıyor böyle gencin etrafına. Diyorlar ki, ya çok güzelmiş odalar. Bahar varmış, yeşillik varmış, ağaç varmış. Hakikaten öyle mi? Çocuk şöyle duruyor duruyor diyor ki, valla ben orada 12 ay askerlik yaptım. Ben varken hep kar vardı diyor. Benden sonra bahar geldiyse bilmiyorum. O kadar mı ya? Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok iyi kış vardır orada. Anlatacaksın Kars'ı da. Anlatacağım. Orada şey algısı var mı ya gerçekten? Hani Ermeniler burayı hep istiyor. Ermenilerin tarihi emelleri var. Kars, Ardahan geri almak isterler falan. Öyle bir şey var mı? Ermenilerle ilgili, hatta Rumlarla ilgili hep genelde pozitif hikayeler anlatılır. Öyle mi? Tabii. Çok, yani çok iyiydiler. Şöyle komşulukları vardı. Şöyle dostlukları vardı. Kars'ta Rum var mıymış? Kars'ın özellikle Erzurum tarafı, Kars'ın bir bölgesi. Çok Rumlar da vardı o zaman. Çok geçmişi kastediyorum. O Karadeniz'in de etkisi anladığım etkisi kadarıyla bu tarafa. Siyasi olarak bir ideolojik ya da siyasi bir bilinç oluşmamışsa toplumda onlar daha temiz kalmış oluyorlar. Yani bir düşmanlık fikriyle yetişmemiş oluyorlar. Ben mesela hiç o bölgede yetiştim. Ne Ermenilerle ilgili bir negatiflik vardı, ne şeyle ilgili, Rumlarla ilgili ya da bir gayrimüslimlerle ilgili. Hani bir de hep öyle derler ya, Kars'ı tarihi emelleri olarak. Bu arada Ermeniler de biraz mantıksız ya. Yani Rum hiç olmazsa İstanbul'u istiyor, İzmir'i falan istiyor. Kars'ı ne yapacak? Ne yapacaksın? Alıp ne yapacaksın? Alma bence ya da al yani, çok istiyor. Kars'ın ama şöyle bir özelliği var biliyorsun. Kars, Türkiye'deki şehircilik özelliği olan ilk şehirdir. Evet. O da Ruslardan bize kalma. Ruslardan kalma. Geçen öyle geniş biri, meydanlar, geniş. Meşhurdur o, biliyor musun? Biri tweet mi atmıştı? Bir de okudum. Ya şu Ruslar da Kars'ı ne kadar ihmal ettiler. Gelip bir el atsınlar, düzelsinler diye. Güzel bir şehir oldu. Ben gitmedim. Açık çok güzel bir şehirdir. Güzel. Trafik ışıklarının ilk olduğu şehirdir. Mimarinin ilk olduğu şehirlerden biridir. Ama her yer olduğu gibi elimizde berbat bir hale gelmiş. Kars'ın çiftçilik ağırlık var. Mesela etnik olarak da çok farklılık vardır. Kürtlerle işte Azeriler vardır. Türk diyebileceğimiz, yerli diyebileceğimiz neyse neyse onlar vardır. Hakikaten hiç öyle bir kavga yoktur, çok ayrışma yoktur, ya birbirini ötekileştirme yoktur, çok ciddi anlamda bir kaynaşma vardır. Yani bir şey yoktur mesela. Ne zaman ki bu siyaset bu işin şeyi haline geldi, hani işi kullanmaya başladı, o zaman belki bir miktar ayrıştırıcı bir halde, ama öyle bir kavga da yok, dövüş de yok. Ciddi anlamda. Çok kış var, yoksulluk var. Ben sen kaç yaşına 18 kadar yaşına kadar oradaydım. Kaçtı? Her iş yaparım abi gibi her iş yaptım. Hamallık yaptım, ayakkabı boyacılığı yaptım, at arabasıyla yük taşıdım. Tabii
kahvede çalıştım, markette çalıştım. Böyle ancak hayatımızı şey yapıyorduk. Bir de okul dönemleri çok acayipti mesela o bölgelerde. Bütün Doğu için geçerlidir. Biz de onlardan biriyiz. Okul ne zaman açılır? Diyelim ki Eylül'ün 10'unda. Fakat işler bitmemiş. Tarla, orman. Ormandan gideceğiz. Kışlık getirmemiz lazım. Yani gidiyorsun, kurumuş dallar falan bile var. Topluyoruz, hiç unutmam. Okul açılıyor. Okula gideceğim. Babam dedi ki, ya oğlum, okul karın doyurmaz. Şu önce gider. Bir hafta geç mi gidiyordun? Kaç sen? Bir hafta? Ha. En az 2-3 hafta. 2-3 hafta sonra başladık. Çünkü yani önce gideceğiz, yani kar yağana kadar. Çünkü kar yağdığında hiçbir en şey az 2 metre. En az 2 metre. Benim bu kar süpürmekten iki elimin patladığını bilirim. O kadar. Ve kendi boyumda, o zaman boyumuz tabii çocuk olduğu için söylüyorum. Kendi boyumuzda kar arasında yollar açardık böyle yürümek için, etmek için. Okula gidemezdim çünkü işler var, tarla var. Ondan hallolması lazım. Kışın hallolması lazım. O bilinçle yetişiyorsun. İşte o arada ayakta kalmaya çalışıyorsun. Varlığını sürdürüyorsun. Çok mesela çobanlık yapmışımdır. Tabii ineklerimiz vardı, koyunlarımız vardı. İkisi de vardı. Babam devlet memuruydu ama bir taraftan o şeyden vazgeçmiyordu. O köylülükten, yani köy hayatından, köylülük dediğim köy hayatından. İşte hayvancılıktan, çiftçilikten vazgeçmediği için kahredeye de şey yapardım, hiç unutmam. Bak bir tane hikayemi anlatayım, şimdi aklıma geldi. Sabah canım nasıl okula gitmek istiyor? Fakat babam geldi böyle. Yavrum ne yapıyorsun dedi. İyi baba dedim, yarın okula gideceğim. Ne okulu dedi ya. Hava dedi çok güzel, yarın dedi gidelim, baba oğul dedi şöyle güzel bir ormandan kışlık odun getirelim diye. Ben de canım nasıl okula gitmek istiyor? Şöyle bir baktım gece. Masmavi bir hava var. Masmavi. Yıldız. Ulan dedim ya, bu hava yarın da devam eder de biz kesin dedim ormana gidiyoruz, okula değil. Kaç yaşındayım herhalde? 13-14 yaşındayım. Yatağa girmişim. Dua ede ede uyudum. Kar yağsın. Allah'ım ne olur yarın kalkayım da yağmur yağıyor olsun diye. Sabah gözümü bir açtım, sel götürüyor. Babam şöyle diyor. Lanet olsun şu havada izin vermedik ormana gideydik. Ben tabii büyük bir işte neşeyle ormandan kurtulduk, okula gideceğiz diye. Yani böyle bir hayat, o hayattan 18 yaşına kadar sürdü. İşte lise... Ailen orada mı hala? Annem kış, yazın orada, şimdi orada mesela. Yazın, kışın buraya geliyor, benim yanıma geliyor. Ev var orada, gidiyorum böyle yılda bir kere. Ha gidiyorsun abi. Tabii arada bir gidiyorum. Götür bir gün bizi ya. Ha? Götür vallahi bir gün. Götürelim. Ben bir ara öyle bir organizasyon yapayım dedim ama Türkiye yerinde durmadığı için. Tabii. Arkadaşları toplayın. Uzun vadeli plan yapamıyorsun. Uzun vadeli plan yapamıyorsun tabii. Ya buralarda olursak giderim işte yani. Evet. Her şey yerinde duruyor. Oralar yerinde duruyorsa yani, gidelim. Aynen. Öyle bir şey yapmak lazım. Sonra İstanbul mu? Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da okul vardı. Ben önce 2 yıllık bir diş teknisyenliği kazanmıştım. Onu o arada okudum. Sonra iş hayatı. Sonra 4 yıllık işte şey, kamu yönetim işi gerçekten oldu. Gerçekten her iş varmış ama sende yani. Tabii. Diş teknisyenliği demem hadi. Ne olsan yapar mısın mesela? Unuttum tabii ya, hiç yapmadım ki. Hiç yapmadım ama yani öğrendim, diplomamı aldım. Üniversite için geldin ama İstanbul. Tabii. Ama nasıl geldim? Daha sınavı kazanmamışım. Fakat memlekette durup ne yapacağız? Hiçbir şey yok, hiçbir iş yok. Gelmem lazım buraya, İstanbul'a. Benim bir abim vardı, rahmetlik oldu 89'da. Evinde tek erkek evladı kaldım. Bir annem var, babam var, ablalarım var, onlar evli. Ben de tek erkek evladım. Şimdi babamları bırakıp gelmem lazım, bırakamıyorum da. Bir tarafta hayatım var, bir tarafta babamla annemin durumu var. Bir oyun kurdum. Oturdum, plan yaptım. Aradım İstanbul'dan bir arkadaşı, dedim ki bak şimdi eve gidiyoruz dedim babamla beraber. Bir saat sonra evde oluruz. Sen dedim tam bir saat sonra telefonu çaldırıyorsun. Telefona dedim babam çıkacak. Şöyle diyeceksin. Amca diyeceksin, İstanbul'da çok önemli bir sınav var, Levent'in mutlaka gelmesi lazım. Tamam, tamam. Eve gittik. Telefon çaldı, babam dedi ki telefona bak. Ben de diyorum ki babam baksın, babama söylesin diye. Neyse aldım telefonu. Arkadaş benim sesimi duyunca oyunu bozmaya çalıştı fakat bizim o ahizeler eskiden evde yankılanırdı o ses. Bu baktım oyunu bozacak, ben ettim. Yani şeyi bozma, herkes duyuyor anlamına gelen. Bu fark etti. Başladı ciddi ciddi anlatmaya. Ya Levent dedi İstanbul'da çok önemli bir sınav açılıyor. Senin çarşamba günü burada olman lazım. İyi tamam ben babamla konuşayım da sana haber veririm deyip kapattım. Döndüm babam dedi ki hayırdır. Dedim ki baba bir sınav açılıyormuş İstanbul'da, gitmem lazım. Böyle üzgün bir şekilde biz ne yapacağız dedi.
Eyvah. Aynen böyle ama hiç unutmam. Vallahi ne yapayım? Sen dedim söyle ben ne yapayım yani. Bir tarafta hayatım var, bir tarafta siz. Nasıl, ne zaman gideceksin dedi. Çarşamba günü orada olmam lazımmış dedim. Cuma günü konuşuyoruz bunu. Çarşamba orada olmam lazımmış dedim. İyi peki dedi. Fakat beni bir sıkıntı aldı dedim ya, bu adam bir yolunu bulur, telefon eder İstanbul'a, sorur soruşturur, bir sınavın olmadığını öğrenir. Sınav, ne sınav, bir sınav? Ha, sınav, sınav İstanbul sınav. Yani. Hayır, o arkadaşın babasına ulaşır. Baba, bir şekilde çıktım çatıya, telefon attığını kestim. Eyvah eyvah. Tabii. Korkulur senden be. Operasyona bak yani. Bileti aldım, tam otobüse bineceğim. Şeyi, telefonu bağladım, otobüse bindim. Geldim öyle, İstanbul'a indim. Otobüsün bagajına gittim, valizim çalınmış. Ya ama işte bir şey de olacak yani, bu kadar üçkağıtçılık yaparsan. İstanbul'a gelişim hakikaten öyledir. Şöyle bir gömlek ve bir pantolonla İstanbul'a indim. Para da yok. Hiç para da yok. Gittim otobüs firmasına dedim ki ya benim valizim kayıp. Biz ne yapabiliriz ki dedi. Nasıl ya, sizin otobüsünü de vur tut. O zamanın parası bir şekilde bunlardan bir 140 lira kopardım. O 140 lirayla gittim Mahmut Paşa'da, iki tane pantolon, iki tane de gömlek alabildim. Ve İstanbul hayatım öyle başladı. Sınava girdin mi bari? Hakikaten sınav açıldı. Sınava girdim, kazandım. İşte onu okudum. Oradan sonra 4 yıllık şeye girdim, kamu yönetimine. Onu okudum ama bu arada çalışmaya başlamıştım zaten. Gazetecilik, yayın hayatı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen az önce Van'ın etnik yapısını anlatırken Azeriler var, Türkmenler var, Kürtler var diye tarif ettin. Sen Kürtsün. Kürdüm. Kürt müsün? Kürdüm. O zaman çok Kürtlük falan yok ama anladığım kadarıyla Kürtlük. Nasıl, insan Kürtlüğü yani nasıl geçirilir ya? Tabii. Nasıl şöyle Kürtlük. Babam Kürtçe konuşurdu, Kürtçe türküler söylerdi, evde de Kürtçe konuşurdu. Akrabaların hepsi zaten Kürtçe konuşurlar giderler gelir. Fakat biz, şimdi bizim, sen de öylesindir. Gençlikteki şeyimiz, bu enerjimiz, damarımız bir yere kanalize oluyor. Yani ideolojik olarak bir varlık gösterebilmek için bir ya solcu oluyorsun, ya İslamcı oluyorsun, ya Kürt hareketine mensup oluyorsun, ya ülkücü oluyorsun. Yani bir yerden kendini varlık olarak ortaya koyuyorsun. Nedir bu, nasıl oluyor? Yani diyelim ki kaç yaşındayız? 12-13 yaşındayız. Sen diyelim ki 13-14 yaşında solcu oldun. Ben de 13-14 yaşında İslamcı oldum. Bir başkası 13-14 yaşında ülkücü oldu. Ha şöyle bir şey yapmadık herhalde, sen de ben de. Oturduk, solculuğu okuduk, İslamcılığı okuduk, ülkücülüğü okuduk. Abi en iyisi solculukmuş deyip karar vermedik. Ama ben senden biraz daha az seçmeli benim durumum. Yani ben şimdi mesela 13-14 yaşında benim karşımda ülkücülük, İslamcılık falan gibi seçenekler yoktu. Ha, sende o yoktu, bizde vardı. Mümkün değil yani. Bir dakika ben İslamcı olacağım, adım Alko Balat, ben geldim falan olmuyor yani. Sen... Ya da ülke ocağına gidip selam aleyküm hani. Tamam ama senin için öyle, genel olarak söylüyorum. Genel olarak baktığında... Biz mecbur herkes... solcuyuz yani. Ha, sen mecbur solcuyuz, başka bir seçenek yoktu. Yani. Nasıl oluyordun? Ya okulda bir öğretmenin... Denk geleceksin ya bir arkadaşın. Tabii ya bir arkadaşından işte etkileneceksin. Ya İsmail'i almış ocağa götürmüş bir tanesi, çay var diye falan. İsmail'i ocağa götürdüler. İsmail ülkücülükten solculuğa kaydı diyelim ki. Hani İsmail'i biri alsa, İslamcı hareketin içine soksa belki de bugün İslamcı olacaktı. Seni hani kim götürdü İslamcılığı? Benim bir okulda bir hocam vardı, din hocası. Bir o çok uğraştı böyle, hani çok tatlı bir dille anlatırdı. Bir de ilçenin en çalışkan, en iyi üniversite kazanmış çocuğu İslamcıydı. İTÜ şimdi yukarı. Ne yapıyor acaba? Felaket durumda şimdi. Vallahi. İslamcı idi ve İTÜ'yü kazanmıştı. Birincilikle kazanmıştı ve her dönemi de birincilikle bitiriyordu. Hatta espri yapıyordu, geliyordu. Espri yapmıyordu daha doğrusu. Gerçek söylüyordu da biz ona espri söylüyorduk. Diyordu ki fizik mühendisliğinin şey hocalarıyla bilgisayar mühendisliğinin hocaları arasında kavga var. Beni istiyorlar. O diyordu benim bölümüme gelsin. O böyle biz de ona takılırdık. Böyle. Vay yani bütün Türkiye senin için kavga ediyor. Peki İslamcılık Kürt kimliğine engel mi diyeceksin? Engel midir yani ona bir insan Kürt şimdi olduğunu? İslamcılık ümmetçiliği de beraberinde getiriyor. Etnik şeyi geri plana itiyorsun. Ya yani biz diyorsun inananlar Müslümanız, kardeşiz. Yani inananlar, Kürt Azerisi aynı şey yani. Tabii. Kürt de inanıyorsa kardeş olarak görüyorsun. Türk de inanıyorsa dediğim senin anladığın anlamda. Yani o herkesin inandığı değil. İdeolojik olarak olacak. Yani ümmet birliğini kabul edecek. O birliktelik içerisinde hayatını sürdürdüğün için o zaman Kürtlük, Türklük, Azerilik ya da diyelim ki başka bir millet, İngilizlik de olsa alt sınıf haline geliyor ve çok önemsemiyorsun. Benim hayatımda İslamcılık çok ön plana çıktığı için yani din,
dinin daha birleştirici, daha bütünleştirici, kardeş kılıcı özelliği bende, o özelliğini dikkat ettiğim için hiç Kürtlüğe de dikkat etmedim. Ya ben Kürt müyüm, değil miyim? Kimse de sormadı. Ben de öyle bir şey iddiada bulunmadım. Yani bir tartışma da olmadı. Dünya herhangi bir yere gittim de bana ya sen Kürt müsün, Türk müsün diye soran da olmadı. Böyle bir şey olmadı. Ben de hiç o anlamda... Mevzusu ne düşünmedin yani? Ha, hiç üzerine düşünmedim. Ya, Türk, bir de hakikaten önem vermiyordum. Yani inanca çok önem veren bir adam vermiyor etnik kökene inan. Ne zamana kadar? İstanbul'a kadar. İstanbul'da kaç? 23 yaşlarındayım falan. 22 yaşındayım. Bir kıza aşık oldum. Gördüm, beğendim. İslamcısın. Bir kere aşk hayatı yaşayamazsın. Evleneceğim. Kurtuluşun yok. Yani öyle biz buluşalım. Flört edelim, gezelim. Flört edelim, gezelim. Onlar yok. Yani ya... Bara gidelim, iki bire içelim falan. Ha, nerede onlar? O yüzden zor, sizin hayatta zor kardeşim. O yüzden dininizin kıymetini bilin. Aynen öyle. Sizinki zor iş yani. Neyse. Kızı gördüm, araştırdım. Aynı mahallede oturuyoruz. Ben de oturduğum mahallede. Babamlar falan memlekette. Ben de yalnız başıma kalıyorum İstanbul'da. Bir evde yaşıyorum. Fakat bir an önce de evlenmem gerekiyor. Hem yalnızlık, hem bu İslamcı hayatın şeyi, hani bulduk evlenelim. Arkadaşlara dedim ki ya, buldum komşularını buldum, ben de arkadaşlarım. Dedim ya şu kızın babasıyla bir konuşsanız. Eğer sıcak bakıyorsa ben ona göre sarayım. Çünkü babamların ta Kars'tan kalkıp İstanbul'a gelmesi bir maliyet, bir şey, zaman falan. Bir de hani yok diyecekler. Yok diyecekse baba, niye gelsin ya? Ne çağırdın oğlum diyecek. Ha, neye çağırdın? Dalga mı geçiyorsun? Gelmiş. İşte, amca diyorlar böyle böyle bir durum var. Bizim bir arkadaşımız var. Senin kızını görmüş, çok beğenmiş. Eğer siz de hani olumlu bakıyorsanız babasını çağıracak falan. Nereli diyor adam. Diyorlar Karslı. Kürt mü? Ya vallahi biz diyorlar hiç kendi aramızda böyle şeyler konuşmayız ki. Bilmiyoruz ki Kürt mü değil mi diye. Siz bir sorun gelin diyor. Kürt mü değil mi? Geldiler ben tabii heyecanla bekliyorum sonucu ne oldu diye. Dediler ki vallahi kızın babası soruyor Kürt mü? Böyle bir 15 saniye durduğumu hatırlıyorum. Hiç unutmam ama. Böyle bir duraksadığımı hatırladım. Kürt müyüm değil miyim? Kürdüm dedim. E tamam dediler. Gittiler demişler Kürt. Yok benim Kürt'e verecek bir kızım yok. Ben o gün Kürt oldum. O gün oldum. Yaparlar. Adamı Kürt de yaparlar, Ermeni de yaparlar. Her şey yaparlar o ülkede. Bak dikkat et. Çok hayatın çok ilginç bir ironisidir. Bunu sonra bir MHP'liler, benim MHP'li okurlarım çağırdılar beni sohbete. Onlara anlattım. Bak. Ben hayatım boyunca hiç kendime Kürt demiyordum. Yani öyle bir derdim yoktu. Oradan kendimi var etmek gibi bir şey yapmıyordum. Fakat bir MHP'li dedim beni Kürt yaptı. Anlattım böyle. Böyle bir mahcubiyetle dinlediler. Bak siz kaç kişiyi Kürt yaptınız bu ülkede biliyor musunuz dedim. Yani sizin insanların hakkına, kimliğine ötekileştirici davranmanız onların o kimliğe sahip çıkması hakkı verdi, mecbur bıraktı onlara. Yani bu insan onuru dediğimiz böyle bir şeydi. Sen filan değilsin dediğinde değilsen bile oyum dersin yani. Şeyin Selahattin abinin Selahattin Demirtaş'ın bu konuda bir tane şeyi vardı hatırlarsan. Niye durmadan Kürtlüğünün altını çiziyorsunuz diyorlar. O da diyor ki 90 yıldır üstünü çiziyorsunuz da ondan kardeşim gibi. Yani yapacak gibi. Bir şey yok ki yani. Ya bu ama bak bu sadece Kürtlükle şeyle ilgili de değil. Tabii, tabii. Bütün ideolojiler de böyle. Geçen yine bir mesela Atatürkçü arkadaşa söyledim. Dedim ki bak sizin amacınız Türkiye'de inanç siyasetin malzemesi yapılmasın. Ya inanç kendi alanında yaşasın bir de Türkiye seküler bir hayat olarak sürsün. Tamam bunu. Ama bunu yaparken öyle bir üslup kullandınız, öyle bir yöntem kullandınız ki tam da o insanları inancı siyasetin malzemesi yapmaya zorladınız. İslamcıyı daha çok İslamcı yaptınız, tabii. Kürt'ü daha çok Kürt yaptınız. Kürt'ü daha çok Kürt yaptınız. Yani başörtüsü yasağı koyunca o adama siyaset yapmaktan başka seçenek bırakmadınız. İşte başörtüleri çocuğunun annesinin yemin törenine almayınca ona siyasetten başka yol bırakmadınız. O da siyasete girdi. Aslında sizin dediklerinizi, yani sizin yasaklarınızı aşmak için siyaset yaptı ve sizin dedikleriniz oldu bir anlamda. Herkesi marjinalleştiriyor. Bir de bak şöyle bir tabii. Şey var Levent. Ben mesela bu sistemin istediği şeyi acaba denesek olur mu diye düşündüm. Çok kolaylaştı hayat, tamam mı? Düşünsene devlette hiçbir kavgan yok. Sana siyaseten bir şey söylenmiş. Baktım ve oluyor. E ne güzel. Ne diyor mesela devlet? Kardeşim hepimiz Türk'üz. Mantıklı. Hani onlar alt kimlik, onlara boş ver diyor. Bakarız onlara diyor. Bir ülkede yaşayan vatandaşların ismi olur diyor. Bu ülke Türkiye, hepinize Türksünüz diyor. Tamam. Daha ne olsun diyor. E tamam, ben şimdi Türk'üm tamam mı? Kabul ettim. Yani getir kitaba el basacağım, Türk'üm. E gidiyorum mesela diyelim, trafik polisi olacağım ya. Yani büyük şeylerde gözüm yok. Ne bileyim, zabıta olacağım ya da
savcı yardımcısı olacağım. Bir şey olur. Kaymakamcık bir şey yani. Ufak bir devlet görevi falan. Hadi lan diyorlar, sen Ermenisin. Şimdi yasada yok ama uygulamada sen gördün mü hiç? Mesela bu herkes Ermeni derler ya. FETÖ Ermeni, evet. Öbürü Apo Ermeni, bilmem ne Ermeni falan. Mesela darbecinin içerisinde hiç Ermeni gördün mü mesela? Yok değil mi? Çünkü askerde olmuyor Ermeniler. Yani askerde rütbe alamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Zaten falan. Kalmadı Türkiye'de herhalde. Bırakmadılar zaten. Kaldığı kadarıyla diyelim kaldığı yani. Kadarıyla, evet. Ne işte, bu kadar kalmışın içinden 3 tane vekil, 5 tane bilmem ne de var bu arada kadar, yani. Tabii. Ama o seçimle geldiği için. E peki o zaman Ermeniyim ben diyorum. Madem öyle diyorsun bana. Ermeniyim ben. Ölçülük yapma lan diyor. Hepimiz Türk'üz diyor. Tabii. Abi ne istiyorsun benden? Mesela nasıl yapayım ben? Dediğin şeyi yapabilir imkanım olsa vallahi ben de bu kadar zorlamak istemiyorum yani. Bunu sırf siyasette iktidarlar ayakta kalmak için kullandılar. Yani bizi ayrıştırmayı, kimliğe, inanca, etnik kökene farklılaştırmayı, böl parçala yönet sloganı vardır ya, tam da o çerçevede. Yani Türkleri mutlu eden başka bir alan kendine bulduk. Mesela diyelim ki MHP'ye senin Türklükten başka ne özelliğin var dediğinde cevabı yok. Ne diyorsun? Eğitimle ilgili ne yapacaksın? Sanayiyle ilgili, teknolojiyle ilgili ne yapacaksın? Bilimde ne yapacaksın? Edepte buna cevap veremediği için Türklük diye tutturuyor. Öbürü inanç üzerinden. Kardeşim tamam. Tamam Müslümanlık geldin. Başörtüsü yasağını kaldırdın. Yapacağını yaptın. Haksızlıkları giderdin. Yani o geçmişte yapılan haksızlıkları. Tamam artık öbürünü konuşalım dediğinde tıkanıyor. Yok çünkü öbürü. Öbürünü konuşamadığı için mecburen dönüp ya bir inanca sıkışıyor, ya bir etnik kökene sıkışıyor, ya bir ideolojiye sıkışıyor. Öbürü işte ulusalcılığa sıkışıyor, öbürü başka bir yere sıkışıyor. Sen de İslamcılığa sıkışmıştın, orada ben kalmıştın. Ben de İslamcılığa sıkıştım. Olduk İslamcı. Şimdi sonra dedi ki İslamcılık yapıyoruz. O 14 yaşında başladım. Ortaokul sonunda. İslamcılık ne? Var olma mücadelesi aslında. Tamam, o aklımızda şeriat falan hayali kuruyoruz. Müslümanlığa göre yönet, ama oturulmuş, somut düşünülmüş, yazılmış, çizilmiş bir felsefesi yok. Duygu daha çok. Fakat niye o dönem Ali Bulaşlar falan güzel? Hepsi hala duygular. Hiçbirinin yazılmış, somut öneri, İslamcıların hiçbirinin. Ali Bulacın da dahildir buna, en aklı başındakinin de dahildir. Somut ne istediğini bilen İslamcı yok. İslamcıların kendisi zaten somut değil. Ama bir davası vardı İslamcıların. Biz mesela o dava dediğim, haksızlığı giderme. Hani faşistlerle kavga ederdi ama İslamcıların bir kısmına saygı duyardı. Çünkü onların bir davası vardı. Bir davası o haksızlık. Yani. Mağduriyetlerinden dolayı saygı duyuyordun aslında. Devlet dışlıyor. Tabii. Devlete yanaşmamış. Yanaşmadı. Hı. Devlet artık aslında devlet yanaştırmıyordu da onlar imkan bulamıyorlardı. İmkan buldular, gördük zaten ne olduğunu. Haklı bir şey, hiç yanaştırmamış yani. Bir yanaştı bak ne oldu. Babam yani çok karşıydı benim İslamcılığıma. Oğlum derdi. Fakat bu dincilik, babam dincilik derdi, biz İslamcılık diyorduk. Bu İslamcılık başka bir şey derdi. Oğlum derdi, bu İslamcılık vallahi sahtekarlık. Bak uzak dur derdi bundan. Yani dediğin gibi yine kabloyu kesseydin. Tabii ya. Yani. Ya dediğin cümleye başkasına bak. Söylemesin. İslamcılık sahtekarlık. Müslüman adamla sahtekarlık olur mu diye. Babam ilkokul mezunu bir devlet memuruydu. Anadolu'nun bir ücra köşesinde devlet memurluğu yapıyordu. Okumuşluğu yok, entelektüel bir çabası yok. Fakat o hayat tecrübesiyle ideolojinin bir işi özünden nasıl kopardığını fark etmişti. Ve beni bırakmıyordu, arkadaşlarımın arasına gideyim. Şöyle oluyordu mesela, diyordu ki bak, teravih namazına benim namaz kıldığım camiye geleceksin. Şimdi biz de 3 tane cami var ilçede. Bizim bütün İslamcı arkadaşların toplandığımız bir merkez cami var. Babam da mahalledeki camiye gidiyor. Fakat babam yasak koymuş, oraya gidemezsin. Çünkü örgüt mörgüt olarak algılıyor. Toplanıyoruz, devlet kuruyoruz. Bir de o zaman Afganistan savaşı var. Mücahitler aldı başını gidiyor. Onun da verdiği bir özgüven patlamasıyla falan. Babamla beraber gidiyorum mahalle camisine. Babam görüyor, oradayım. Hoca tam ayağa kalkıyor, namaza başlayacak, ben hızla öbür camiye. O selama kadar geri dönmen selama lazım. Selama kadar geri dönmen lazım. Bakınca görecek. Dönmüyorum yok. Ondan sonra çıktık, eve gittik bilmem falan. Ama o orada başladığımı görüyor. Dedi ki babam, bak ben oğlum, evladım, yavrum, senin iyiliğin için söylüyorum. Bak bunlar sana uymaz. Bunlar sahtekar, bunlar bu işi kullanıyor. Sahtekar dediği aslında şuydu, bunu bugün anladım. İnanç, etnik köken, yani bu tip değerler bir ideolojik malzeme haline getirildiğinde sahtekar olmaktan başka seçeneği kalmıyor. Bugün FETÖ dedikleri mesele de aynı. AK Parti'nin durumu da. Çünkü inanç ideoloji halini aldığında pazarlanıyor yani. O ideoloji
dönüp inancı da yiyor. Yani bayrakla kapatılıyor bazı suçlar. Öbürü Kur'an'la kapatıyor, Allah'la kapatıyor. Allah'ın ne diyor işte? Kitapla. Yani. Allah bizi affetsin diyor Tayyip Erdoğan mesela. Dünyanın real dünyada böyle bir şey yok. Allah affetsin ama bir sürü insan hayatını söndürdü. Bizi de affetsin ama bizi de yargılama kardeşim. Yargılama yani. Kardeşim dediğin gibi. Bunu dedi babam bana. Ben 14 yaşındaydım. Peki İslamcılık bir örgüt içinde mi yani yoksa? Hayır. Tarikat falan? Hayır. Tarikatlar vardı. Ben tutunamadım hiçbir tarikatta çünkü bana çok şey geliyordu. Bu Gülen cemaatine hiç yanaştın mı sen? Bir iki çocukluk yaşımda daha o gün yok. Hiç benim karakterim uygun değil dedim o günde. Çünkü onların hayat felsefesi çok takiye üzerine kurulu. Yani takiye dediğim bildiğin iki yüzlülük demektir. İki yüzlü davranacaksın ki var olabilirsin. O da benimle hiç uyuşabilecek bir şey değil. Bir kere niyetlendim baktım olmuyor. Hiç bir daha da uzak durdum. Zaten Gülen cemaatiyle diğer cemaatler arasında böyle bir kırmızı hat vardır. Karışmaz. Bir altyazı geçer misiniz? Levent Gültekin cemaatle tanıştığı anı anlatıyor diye falan. Bugünlerde çok tehlikeli bu çok işte. Tehlikeli. Bence anlatma neyse öbür tarikatlara gelsen. Daha meşru olanlar var şu an. Mesela bugün yine tarikatlar devlet yönetiminde herhalde oldukça etkili. Ya ben hepsini gezdim. Birine gideyim, dahil olayım diye hepsine gittim. Adıyaman'a gittim. Hiç unutmam. 90, yıl 90 ve ben Adıyaman'dayım. Bir şeyh arıyorum. Ya bir hoca arıyorum ki tek başıma kalmayayım. Birine tabi olayım ve onun elemanı olayım, müridi olayım işte. Gittim Adıyaman'a. Tabii. Ya bir şey arıyorum diye Anadolu mu gezdirir? Öyle vallahi öyle. Şey. 19 yaşındasın, 18 yaşındasın. Ne vardı Adıyaman'da? Çocuk, Adıyaman'da vardı mısın? Adıyaman'a gittim. Çünkü o hakkında inanılmaz böyle bir şey hikayeler dolaşıyor. Filan gitti, bir adam işte gece gündüz içki içerdi, oraya bir gitti geldi bilmem hacı oldu. Adam bilmem şöyle ben de kötü yoldaydı bilmem. Gittim, o şeyh oturuyor böyle. Yanında iki tane sivil polis. Namazdayken ama. Namazdayken yanında iki tane sivil polis koruyor. Yaklaşamıyorsun zaten. Şey, ben o kadar yadırgadım ki ulan devlet bir taraftan başörtüsüne izin vermiyor, dindarlara göz açtırmıyor. Fakat bunun yanında iki tane polis 24 saat koruyor. Anlıyorsun ki bu bir devlet projesi. Çok belli bir şey. Zaten onu da geçtik oturduk böyle. Bu tip şeyhlerin bir intisap alma şeyi vardır. Yani seni kabul ediyor. Kabul ederken aracıları vardır, yardımcılar. Yardımcılardan biri konuşuyor şöyle. Şimdi arkadaşlar dedi, şeyhimiz dedi zaman zaman konuşur, zaman zaman bazı öğütlerde bulunur. Onların dedi söyledikleri velev ki dedi şeriata aykırı bile olsa itiraz edilmez. O cümle çaktı böyle bana. Ne diyor lan dedim bu. Çıktım dedim ki, ne diyorsun sen dedim. Nasıl dedim şeriata aykırı bile olsa itiraz edilmez. Hadi lan dedim döndüm oradan. Hepsini gezdim. Hepsini gezdim. Fethullah Hoca'ya gittim. Dediler ki, dedim Fethullah Hoca'yı da göreceğim. İstanbul'a gelmişim, dedim Fethullah Hoca'yı görmem lazım. Kaç yaşındayım? 18. Dediler ki, Üsküdar Yeni Camii'de vaaz veriyor. Cuma namazına gidiyorum Fethullah Hoca'yı izlemeye. Fethullah Gülen'i, artık hoca demiyorum ben de. Fethullah Gülen'i dinleyeceğim ki, hani bir bakayım bu millet ne buluyor bunda. Cuma saat 1.30'da 11'de gittim, camiye girilmiyor. Ha, o kadar yani. O kadar. Yıl 90. Girdik camiye. Neyse zar zor girdim oturdum. Bu başladı konuşmaya. Ulan iki cümle etti dördüncüde ağlamaya başladı. Ya hayır acıklı bir şey anlatsa. Dramatik bir hikaye anlatsa derim ağlıyor. Hiç alakası yok. Rastgele bir şey anlatıyor mesela. İşte Hazreti Ömer demişti ki bilmem filan. Hüngür hüngür yaş akıtıyor. Şöyle sağıma soluma baktım herkes ağlıyor. Ulan zorluyorum zorluyorum bir damla ağlıyor yaş gelmiyor. Utandım. İmanımdan şüphe ediyorum. Ula bende herhalde bir rezillik var. Ya bir anda şöyle bir kafamı sola çevirdim. Yanımda benim bizim ilçeden bir arkadaşım oturuyor. O da ağlıyor. Ula dedim ne anladın ki ağlıyorsun? Bana söyle ben de ağlayayım. Sen şimdi niye ağlıyorsun? Karıştırma. Sen oradan da çık Levent. Oradan da çık. Bizim patrikler var. Onların da sakal cübbe falan fena değil. İstersen arayış devam ediyorsa yok. Kum kapıya falan göndereyim sonra seni. Sonra bir arkadaşıma... İlahiyatçı bir arkadaşım vardı, ona mektup yazdım. Dedim ki abi ben bütün tarikatlara, cemaatleri gezdim. Hiçbiri benim kafama uymuyor. Galiba dedim kendi şeyimi, bağımsızlığımı ilan ediyorum. Uyan varsa gelsin der kardeşim bana. Merak ediyorum. Bir de sen aslında bugün çok muhalif olduğun bu siyasi akımın medyalarında görev aldın. Sana bazen Twitter'da takılıyorlar. Vay Vakit Gazetesi, Yeni Şafak, Star, Sine 5 falan filan. O dünyayı da merak ediyorum biraz. Oradaki kopuşta merak ediyorum. Hepsini anlatalım. Hadi kısa bir mola verelim. Anlamadan programın yarısı bitti bu arada. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Evet, İmece TV'de Bağdat Kafe'de sevgili Levent Gültekin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geziyorduk, Adıyaman'da şeyhe gitmiştik. Oradan geldik, Fethullah Gülen'i dinledik. Nereye kadar gidecek bu ondan sonra? Sonra bunların hiçbirinin de gerçekten sahici bir din, gerçekten Müslümanlık diye bir şey olmadığını fark edince dedim ki artık kendi hayatıma döneyim. Tamam, Müslümanım. İslamcılık diye bir ideoloji var. Aslında İslamcılığın temeli şuydu, millet farklı zannediyor. İslamcıların kafasında şöyle bir şey yoktu. Okumuş yazmışlarını kastediyorum özellikle. Geleceğiz, şeriat getireceğiz. Bu çok belirgin bir şey değildi. Daha çok kendilerine uygulanan haksızlığa itirazın adıydı İslamcılık. O haksızlığı giderirken zaten bütün insanlığın da kurtuluşu, herkes hakkında verecek. Biz adil insanlarız, kul hakkı biliriz. Yani hayatı, Allah korkumuz var. Bizden herkese iyilik gelir. Varmış diye zannediyorduk. Sen de o hareketle beraber devam ettim. Fakat İstanbul'a geldim. Bir metropol hayat, büyük şehir, farklı insanlar. Ay, Müslüman ama farklı düşünen. Bırak Müslümanı, diyelim ki hiç bambaşka inançlı olan insanlar da var. Kafam biraz açılmaya başladı. Ve kendi kendime ya bu Allah Allah, bu İslami yönetim diye bir şey yokmuş demeye başladım. Olmaz çünkü teknik olarak mümkün değil. Ve 23 yaşındayım, babam vefat etti kalp krizinden. Memlekete gitmek zorunda kaldım, cenazeye gittim. Hiç unutmam. Gençler toplandılar, böyle eski arkadaşlarım, içindeki arkadaşlarım. Dedim ki size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Cenaze kalktı, oturup sohbet ediyoruz böyle. Vallahi dedim, ben İstanbul'da bir şey fark ettim. Şeriat diye bir şey yokmuş, İslam devleti diye bir şey yokmuş, hepsi yalanmış. Kıyamet koptu. Çünkü hayaller yıkılıyor. Nasıl olur, sen manyak mısın, böyle bir... Vallahi yokmuş, teknik olarak da mümkün değilmiş. Ancak şöyle bir şey olurmuş. Yani Müslüman bir adam, dindar bir adam, devlet başkanı olursa Allah korkusuyla ona göre hareket edermiş. Bundan daha ilerisi yokmuş dedim, onu size söyleyeyim. Yani onu gördüm dedim İstanbul'da, ne gördün derseniz onu söylüyorum. Şeriat diye bir şey yok dedim, bunu 23 yaşında söylüyorum. Ama yine de o hareketin içindeyim çünkü orada var oldum. Onların gazetelerinde çalıştım. Çocukluk zamanından beri böyle bir gazetecilik şeyim vardı benim. Niye bilmiyorum. Ya gazeteci. Nasıl girdin ilk gazeteye? Geleceğim. Gazeteye nasıl, yani bir şekilde gireyim diye. Gittim Milli Gazete'ye başvurdum o zaman. İstanbul'a geldim, iş arıyorum. Gittim Milli Gazete'ye. Selamünaleyküm. Ben de selamünaleyküm. Ben geldim filan yerden. Oradaki partinin, o zaman Refah Partisi'ydi. Refah Partisi'nin diyelim ki ilçe başkanının bir referans mektubuyla, bu arkadaş bizim arkadaşımızdır, ilgilenir misiniz diye. İşte ona geldim, ben filanım. Onlar baktılar, ha bizim Anadolu'daki duygu büyükşehirde yok ki. Ben zannediyorum ki ulan kardeşiz ya. Allah geldi, hoş geldin. Bizim kardeşimiz gelmiş. Hazırlayın. Ha öyle mi? İyi, bir başvur dediler. Başvurdum. Diyelim ki asgari ücret kaç lira bugün? 1300 lira. 1300 lira. 700 lira maaş veriyoruz dediler biz. Nasıl yani dedim ya. Müslüman, hak hukuk, 700 lira maaş. Çalışmam dedim. Çıktım gitmedim. Fakat bu gazetecilik tutkum bir türlü gitmiyor. İşte o zaman Vakit Gazetesi kuruldu. Yeni. Sabaha kadar yatmadığımı biliyorum. Sevinçten. Tabii. Bir gazete çıkıyor, ikinci bir alternatif gazete çıkacak. Başka... Yatacak yerim yok. Yatacak yerim yok zaten. Anlat. Vakit Gazetesi. Yani Akit bugünkü yani. Ama bilmiyoruz ki. Biz iyi biliyoruz. Hiçbirimiz biliyoruz. Şu zamandan biliyoruz. Sen, herkes ötekini biliyor, kendini bilmiyor. Öyle bir sorun var yani. Hepimiz birbirimizin kötülüğünü görüyoruz ama. Manşette varız ya, hep ondan biliyoruz. Ama o daha... Biliyorsun en son bir manşet yaptı Akit Gazetesi. Tabii. Hayko Bağdat itiraf etti, Müslüman değilmiş diye yani. Niye bizi kandırıyorsun bu, yıllardır? Bilmiyorum ki yani, büyük neyse. Gazetecilik başarısıyla. Vakit çıktı, Vakit'te sokakta gazete dağıtmaya başladım. Her gece, hiç unutmam. Gece saat 12'de başlıyorum, gece 3'e kadar bir ilçede kapı kapı gazete dağıtıyorum. Abonelere? Tabii abonelere. Fakat bir şey fark ettim. Lan bundan hiçbir namaz kılmıyor. Yazarı, çizeri, gazetede çalışanlara. Cuma'ya gidiyoruz, kimse yok. Namaz kılmaya gidiyoruz, gelmiyorlar. Allah Allah. Ya burada dedim bir profesyonel İslamcılık var. Vallahi bak o zaman o aklımla. Burada bir profesyonel İslamcılık var. 3 ay sonra da ayrıldım oradan zaten. 3-4 ay sonra beni şeye aldılar. Çok çalışkansın, gel merkezde çalış diye. Gittim 2-3 ay çalıştım. 2-3 ay sonra burada başka işler oluyor dedim. Ayrıldım. Yeni Şafak kuruldu. Yeni Şafak'a gittim. Yeni Şafak daha nezikti. Yeni Şafak o zaman liberalleri daha demokrattı, daha entelektüeldi, daha konuşulabilir insanların olduğu yerdi. Yeni Şafak'ta başladım. Reklam müdürlüğü yaptım. Sonra genel müdür yaptılar beni.
Take a deep breath. Nancello. No, deeper. Nancello. Slip down into a silky blanket fort of dark chocolate walnut possibility. Nancello. Where the nothing happens and it's roasted and toasted. Nancello. 90 calories or less. Satisfaction means having your snack and drinking it too. Nancello. Tick-tock, it's you o'clock. Nancello. Drink your snacks. Olduğu yerde Yeni Şafak'ta başladım. Reklam müdürlüğü yaptım. Sonra genel müdür yaptılar beni. İnanılmaz destan yazıyorum. Yoksul. Şimdi biz inancı niye önemsiyorduk? Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ben onun inançtan kaynaklandığını zannediyordum o zaman. Ya bak Müslümanız ya. Cebimizde kaç lira var? Ya Hayko eve gideceğim param yok. Al 20 lira var 10 lira sen olsun diyorsun mesela. Dert ortaklığı yapıyoruz. Şakalaşıyoruz, gülüyoruz. Başkalarının mağduriyetine beraber üzülüyoruz, paylaşıyoruz. Ben bunun inançtan gelen bir şey olduğunu zannediyordum hala. Fakat bunun ne zaman olmadığını, bunlar iktidara geçince bütün bu duygu kayboldu. Yardımlaşma kayboldu, hak hukuk kayboldu, başkasının hakkını yemek kayboldu. Yavaş yavaş bir şey fark etmeye başladım. Ya bu inanç şişede durduğu gibi durmuyormuş. Yani öyle derler ya. Tayyip Erdoğan'la tanışıyor musun o zaman? Tayyip Erdoğan'la Yeni Şafak'ın genel müdürüken tanıştım. Yeni Şafak'tan istifa etmek zorunda kaldım. O zaman? Belediye başkanlığından yeni yasaklı olmuştu. Yasaklı olmuş. Yeni. Yasaklı oldu. Bir iki ay ben de Yeni Şafak'ta bir patronla kavga bir şey yaptı bana. 27 yaşındayım genel müdürüm. Bir şey yaptı. Kabullenir zannediyordu. Hadi lan oradan dedim istifa ettim. Hadi lan sen inanamadı gözlerine. Nasıl yani dedi. Genel müdürlüğü bırakıyor musun dedi. Ya, böyle davranış bulunan bir adamın genel müdür olmam dedim be. Hadi. Bir ay uğraştı ya. Tamam vazgeç geri alıyorum. Geri alıyorum. O davranışı bir kere yaptın, bir daha seninle istesem de çalışamam dedim. Çalışırsam 200'lük yaparım. Çünkü ben ruhumu veremem, kalbimi veremem. Bu işe ayrıldım, gittim Tayyip'in yanına. Çünkü gazetenin o zaman dolaylı sahibi gözüküyordu Tayyip. Tayyip derken ona bağlı çalışıyorlardı. Ne oldu Levent dedi. Dedim ki abi derdim o zaman. Dedim böyle bir şey yaptı, ben dedim istifa ettim. Ulan bunlar dedi hiç adam olmayacaklar. Bu köylülükten kurtulmayacaklar bir türlü. Ne yapmayı düşünüyorsun? Dedim askere gidiyorum. Bedelli askerlik çıkmış. O zaman döndükten sonra beraber bir iş yapalım dedi. Ben dedi bu gazeteciliği çok seviyorum. O zaman dedi ha. Çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. Valla. Alt yazılara müdahaleler bilmem ne. Tabii bütün hayalim gazeteci olmaktır dedi. Bu siyaset dedi bir alan bırakmadılar. Sen dönünce dedi beraber bir gazete işe beraber bakalım. Tamam dedim askere gittim. Ben askerde askerlik yapmıyorum. Gezdiğim her satır bir dergi kurma projesiyle dolaşıyorum. Dönünce ne yapacağım? Çünkü genel müdürlükten ayrılmışım. Bir daha iş bulma şansım yok. Hani kaç tane genel müdür olabileceğim İslamcı gazete var ki zaten bir tane. İkinci yok. Gidip yeniden alt bir kademede de başlayamam. Döndüm. Tayyip'in evine uğramadan bir dergi kurduk arkadaşlarla. Dergi çıkardık. Adı Gerçek Hayat Dergisi. Ben de böyle büyük bir sevinçle derginin ilk prova baskısını aldım gittim. Tayyip Bey de hastanede kolundan ameliyat oluyor. Kolu çok sık çıkardı onun. Yatıyor. Ben de gittim ziyaretine. Hem geçmiş olsun ziyaretine hem de abi ben böyle bir dergi çıkardım diye. Gittim. Abi geçmiş olsun dedim. Biz dedim böyle bir dergi çıkarıyoruz. Şöyle aldı diye. Hiç unutmam. Böyle bir dergi aldı. Hayırlı olsun dedi. Halbuki o şunu bekliyordu. Dönüp onunla beraber yapacağız o işi. Kızdı yani. Kızdı tahmin ediyorum ve liderlerin öyle bir özelliği vardı. Yani sen kimsin ki bana sormadan iş yapıyorsun? Bir de getirmiş gözüme sokuyorsun. Ha, biz sana dedik ki beraber yapacağız diye. Basılmadan önce getireceksin. Tabii bana soracaktın kimler olacak bilmem falan. İçerisine yani. Olacak. O son görüşmemizdir. O Tayyip'le benim aramdaki son görüşme. Çünkü darıldı orada. O işte önemli değil. Sonra dergide yazılar çıkmaya başladı. Yenilikçi Hareket AK Parti içerisinde Saadet Partisi. Biz ikisine sen şu konuda haksızsın, sen şöylesin. Ya kardeşim ayrı bölüşmeyin, işte bölünmeyin, birlik olun falan filan. Tayyip bundan rahatsız oldu. Yazı çıktı, Tayyip rahatsız oldu. Tayyip rahatsız oldu, bizden biraz daha sert yazı çıktı. Biz tamamen koptuk. Fakat ben zaten aykırıydım. Zaten bunları eleştiriyordum o yayınlarla. Mahallenin oldum delisi. Yani Kanal 7 gerçek hayatın reklamlarını yayınlamıyor. Niye? Çok İslamcı. Düşün ha, çok siz İslamcı diye. Çok İslamcı. Kanal 7 yayınlamadı. Sonra AK Parti iktidara geldi. Ben zaten uzaktım. Hiç kurulduğu günden beri bir yakınlığım oluşmadı çünkü. İlk günden eleştirdiğim için ister istemez uzak kaldım. Bir de bana çok ters geliyordu. Ve AK Parti'ye en uzak durma nedenim nedir biliyor musun? Hiç şey yapmam. Egemen Bağış'ı gördüm. İslamcı bir hareket, İslamcı bir parti ve Egemen Bağış dedim. Olacak şey değil. Burada dedim başka bir numara dönüyor.
mesafeyi. Ama solcu bir parti, devrimci bir parti ve Egemen Bağış da olmuyor mesela. Tabii. Orada Egemen Bağış'ta bir sıkıntı var. Şöyle İslamcı dediğim, İslamcı daha çok hak hukuk vurgusu yapıyor, daha çok Allah korkusu vurgusu yapıyor, daha çok dürüstlük vurgusu yapıyor. Hani bütün hayatını bu değerler üzerine bina etmiş. Fakat bütün hayatını bina ettiğin değerlere aykırı insanlarla güya o değerleri inşa edeceksin. İnşa edeceksin. Nasıl olacak falan filan diye bir uzaklığım oldu. 27 Nisan muhtırasına kadar son sürat bir muhalefet yapıyorum. Böyle olmaz, yanlış yapıyorum, biliyorum çünkü. O zaman böyle demokrat pozları veriyorlar. Ben aslında biliyorum ne yapmaya çalıştıklarını, bir rol yaptıklarını, bir takiye yaptıklarını. İçinden geliyorsun. İçinden ne yapmak istediğini, çık söylesene kardeşim, senin gizli saklın yok ki. Çık de ki mesela, başörtüsü büyük bir haksızlık kardeşim, ben bunu çözeceğim. Bunun için geliyorum, bunu çözeceğim. Yok bizim başörtüyle sorunumuz yok, bilmem biz dindarlarla bilmem. Niye demiyorsun, niye ikiyüzlülük yapıyorsun? Çünkü daha ilerin yok ki zaten. Haksızlığı giderince geriye kalan her şey halloluyor. Hallolmuştu da 2007'ye kadar bence. 2009'da Türkiye birçok sorunu çözmek üzereydi. Çünkü buradaki haksızlık giderilmişti, öbürüne haksızlık yapılmayacaktı ötekine. Tabii canım, mahalle mahalle gezdiler. Tabii. Alevilere gittiler, Ermenilere herkese geldiler, Cumartesihanelerine gittiler, Berfuana'ya gittiler. Herkese dediler Avrupa ki Birliği, demokrasi. Bu sistem bize de bunları yaptı kardeş. Biz bunları beraber çözeceğiz. Çözeceğiz dediler. Yapacağız. Kürt'ün hakkını vereceğiz. Ermeni'nin vakıfı. Yani hatırla o dönemlerde tabii, böyle. Tabii. Türkiye'de CHP'nin sol partilerin bile itiraz ettiği ya azınlık vakıf mallarını iade edecek. CHP Deniz Baykal buna Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor filan dönemleriydi. Tabii. Sonra ama yani neler? Şimdi bu haksızlık giderildi. Bu sefer haksızlık yapmaya başladıkları an dedim ki Allah Allah, burada bir şey oluyor. Sorgulamaya başladım. 27 Nisan muhtırası olunca bıraktım muhalefet. Dedim ya şuraya bak, biz neyle uğraşıyoruz? Memleketin ordusunu uğraştı. O ordu neyi bahane etti muhtıraya? Uşak'ta 9 yaşındaki kız çocukları başörtüsüyle bilmem Kur'an okuttular. Ya bunun için muhtıra mı verilir be? Memlekette tonlarca olay oluyor. Tonlarca yolsuzluklar da konuşuluyor o zaman. İnanılmaz yolsuzluk haberleri yapıyorum. Kendim biliyorum mesela. Hiç bunlar dertleri değil. Kaldı ki muhtıra sana ne? Senin niye işin? E o zaman muhalefete devam etmiş olsaydım muhtıranın yanında durmuş olacaktım. Sırf muhtıranın yanında durmayayım diye bir yazı yazdım küçük. Bugün itibariyle AK Parti'ye olan muhalefetime son veriyorum diye bir internet sitesi işletiyordum. 8sütun.com diye. Orada böyle bir duyuru yaptım. Bugün itibariyle AK Parti'ye olan muhalefetime son veriyorum. Muhtıra işi oldu, benim için bitmiştir diye. Onlar da hemen bunun üzerine iyi gel dediler, bizimle çalış. Halbuki bana inanılmaz bir öfke vardı. Yetişmiş eleman da yok mahallede yani bu şeyde. Ya 24'te starı biz alıyoruz, aldık dediler Tayyip Erdoğan çevresindekiler. Gel buraya başına geç. Dedim nasıl olacak? Dediler önce bizim Tayyip'i ikna etmemiz lazım. 3 gün Tayyip'i zor ikna ettiler. Ya efendim Levent'in gelmesi lazım. O da yaptı. Kızıyor çünkü inanılmaz laflar söylemişim muhalefetinde. Olmaz. Efendim Levent'in olması lazım. Yoksa biz burayı yapamayız, burayı döndüremeyiz. Lanet olsun, tamam gidin alın dedi. Aldılar beni. 1,5 yıl çalıştım orada. Fakat baktım başka işler dönüyor. Ne dönüyor mesela başka işler? Ya bir kere dertleri gazete değil. Tamamen ceplerini doldurma. Diyorum ki oradaki arkadaşlar. Ya bak biz bu mahallenin içinden yetişmişiz. Ve bu ülkenin evladıyız. Bizim iyi gazete yapmak, iyi televizyon kurmak gibi bir borcumuz var bu ülkeye. Ya bak televizyon, gazeteyi düzeltelim. Bak hiç unutmam o zaman verdiğim bir örnekte. Dedim ki bak bir taksi şoförü şunu diyebilir. Ya bu televizyon yandaş ama çok namuslu. Bak bu televizyon yandaş ama çok adil. Bunu dedirtebiliriz. Yandaş olmak sorun değil. Namuslu olabilirsin, adil olabilirsin, eşit olabilirsin, özgürlükçü olabilirsin ama partiyi destekliyorsundur. Bunu anlarım. Bunu yapmadılar ve bana ne dediler? Dediler ki kardeşim Türkiye'deki medyadaki ilk 10 makamdan birindesin. Bütün Türk medyasındaki. İlk 10 makamın aldığı maaşı alıyorsun. Al otur oturduğun yerine. Ben dedim ki ya benim eğer parayla tatmin olacak olsaydım bir de ticaret yaparım. Benim kafam ticarete çok iyi basıyor. Çok para kazanırım. Ya televizyon yapalım, gazete yapalım. Yok abi. Hiçbir iş yapmıyorlar. Bugünkü gibi havuz gibi para akıyor iş adamlarından destek adı altında. Filan iş adamı 1 milyon gönderiyor destek olarak. Yani bir rüşvet anlamına söylemiyorum. Yaranmak için, Tayyip'e yaranmak için öbürü oradan 500 bin lira gönderiyor. Bir oradan. İyi de o 500'ü veriyor da oradan kim bilir neyi bağlıyor yani yoksa. Tabii tabii. Bir şekilde. Fakat para böyle geldiği için kendi parasını da harcamadığı için har vurup harman savuruyorlar. Yedikleri, yemedikleri, uçtukları maaşlar havalarda uçuşuyor. İnanılmaz. Yani kendimi de katarak söylüyorum. Dedim arkadaş ben ayrılıyorum. Ben yani bu dedim beni bitirir. Nasıl ayrılacaksın? Ulan şimdi korkuyorum da bir kere Tayyip beni bir kere kavga etmiş. Bir daha ayrılacağım.
Alan ben size demedim mi bu adam adam olmaz, siz bunu alıyorsunuz size diyecek. Gelen beni aracı olan arkadaşlara da ayıp edeceğim, mahcup edeceğim diye. Dedim ya benim İngilizce sorunum var, yurt dışına gitmem lazım. Gideyim dedim Londra'da kalayım. İngilizce öğreneyim biraz. Tayyip'e de küçük bir not yazdım. Ya böyle böyle dedim, ayrılıyorum. Sadece bir çok ipucu verdim. İşler sizin bildiğiniz gibi değil. Hani merak ettim, belki sorar bana. Nedir? Benim bilmediğim olan ne? Ben zannediyorum bütün bu işler Tayyip'ten habersiz yapılıyor o zaman hala. O iyi altlar kötü yani. Ha, o farkına değildir ama altta dönüyor bu işler falan filan diye. Adam hiç oralı olmadı. Ya bir dakika, benim bilmediğim nedir demedi. Ben de bastım istifayı, gittim Londra'ya. 3-4 ay kaldım orada. İngilizceyi biraz ilerleteyim diye. Döndüm. Döndüğüm gün, nasip böyle bir şey. Bir arkadaş geldi dedi ki ya bu Sine 5'in başına medya grup başkanı aranıyor. Sen dedi önereyim mi? Öner dedim. Önerdi. 2 gün sonra TMSF başkanı beni çağırdı. Bunu niye anlatıyorum? İslamcılıktan kopuşumdur bu. En çok bunu merak ederler. Niye koptun diye İslamcılıktan. Bak tam bunu anlatacağım. Dedim ki gittim TMSF başkanı, temiz de bir adam. Ya dedi ki böyle böyle ne yapabiliriz? Anlattım bak, şunu yapabiliriz. Daha ben böyle 5. dakikada anlatıyordum. Daha hiç bana sormadı. Maaş falan konuşmadık, ne çalışacağız konuşmadık. Telefonu kaldı, dedi ki Levent Gültekin'in dediği medya grup başkanı olarak atamasını yapın dedi Sine 5'e. Tamam. İyi, el sıkıştık, hayırlı olsun. Beni tanımıyor, tanısa atayamaz. Haber düştü internet sitelerine, buna bombardıman telefon gitti. Sen ne yaptın diye, ama o bir kere geri adım da atamadı. Atamadı geri adım. Beni atamış oldu. Ben de gittim abi bir kanala. Bizim İslamcıların paralı dönemi. Biz çünkü eskiden hep böyle bir masa etrafında karpuzla beyaz peynirle gazete çıkardık. Böyle. Bugünkü muhaliflerin maddi imkansızlığının 10 katı berbat durumda o günler böyle. Abi bir çiftlik ayda 2 milyon zarar var, 300 bin lira gelir var. Nasıl yani dedim ya. Kanala el koymuşlar, kanal 50 milyon lira ediyor. 4 yılda kanala 100 milyon lira borç yazmışlar. Zarardan. 100 milyon. Gözlerimle gördüm. 100 milyon zarar etmişler. Ne zarar? Bir yazar bir adamını koymuş. Öbür bürokrat bir yakınını koymuş. Çiftlik ya. Çiftliğe döndürmüşler. Yani gelin yayın için. Hani... Yayın için. Devlet her ay 1 milyon 700 bin lira para gönderiyor. Güya el koyduğu kanalı ayakta tutmak üzere. Şöyle bir baktım. Ulan dedim ben burada önümde iki şık var. Ya temizlerim ya bunlar beni temizler. Başladığım gün. Hiç oturmadım. Başladığım gün dedim ki, topladım biri müdürlerini. Herkes dedim fazla eleman ismi versin bana. 65 kişi geldi. Normalde kanalda 210 kişi var. O kanal 120 kişiyle yapılır. Başladığım gün 65 kişiyi gönderdim. Ama her biri bir bürokratın yakını. Oo. Bir milletvekilinin yakını. Eyvah eyvah. Tabii. Hepsini gönderdim. Kıyamet koptu. Tayyip Erdoğan o zaman sağ kol olan bir bürokrat. Bunu söylemiştim bir röportajda. Hemen bir dostumu gönderdi. Ama bir de şey demiştin, orada senin arkadaşların da... Ona geleceğim şimdi. Bu bürokrat bana haber gönderdi. Levent'e söyleyin, filanı geri alsın, kendi başını yakmasın. Ben de böyle baktım. Sen dedim o arkadaşa selam söyle. O istediği elemanın kanalda olmasını çok istiyorsa, başında olduğu kurumu o arkadaşın programına sponsor yapsın. Ha, demek sen bir de böyle baş kaldıracaksın dediler. Neyse. Şimdi gittim abi, benim 20 yıldır beraber yediğim, her akşam çocuklarımdan daha çok gördüğüm arkadaşlarım orada program yapıyorlar. Bir program yapıyorlar. Açtım. Normal Türkiye rayicinin 2 katı para alıyorlar. Kaç para mesela? Yani normalde yani aylık 4 para bin, kaç para yani? Normalde aylık 4 bin liradır. Ayda 4 programa. Bunlar alıyorlar, adam başı 7500 lira. Tamam. Dedim ki ya bu çok korkunç bir rakam. Ama hakikaten... Yani son 5 yıldır haftanın 5 günü her akşam beraber otururuz. Tavla oynarız, sohbet ederiz, kakara kikiri yaparız. O arkadaşlarım, hani uzaktan arkadaşım değil. Tavlayı oynuyorsunuz yani. Oynuyorsun ama neyse. Dedim ki arkadaşlar, çağırdım böyle. Ya dedim ki böyle burada böyle bir durum var. Çok zarar ediyor burası. Sizin aldığınız para yüksek. Yani öyle bir rakama çekelim ki hem siz töhmet altında kalmayın, hem de ben arkadaşlarını kayıran... Bir de hak değil yahu. Ona geleceğim. Ya bir de bu devletin parasını veriyorlar. Bak bu hani buranın geliri olsa onu da anlarım. Geliri yok buranın. Peki bu, senin maaşın? Benim maaşım daha belirlenmemiş. Ha daha. Belirlen. O sonuçta bir yönetici maaşı. Ama hani sen büyük paralar alıyorsun da onlardan kesiyorsun falan. Hayır daha, canım. Daha para yok. Hiç alakası yok. Ben Star'da aldığımdan daha düşük bir maaşla gitmişim oraya. Ben maaşımın ne olduğunu bilmiyorum zaten. Daha söylenmemiş. Bir ay çalışacağım. Bir ayın sonunda bana diyecekler ki şu kadar maaş alacaksın. Konuşmadık çünkü. Ama hesaplara göre iyi gelecek gibi gözüküyor. Yok be. Yok yok.
Aldığımdan daha düşüktü, onu biliyorum. Çünkü o TMSF olduğu için. Böyle dedim. Dedim ya bunu aşağı çekelim, programı düzeltelim. Haksızlık dedim bu. Yani devletin parasını size fazladan veriyorlar. Yani benim arkadaşım da olsanız ben bunu yapamam, buna imza atamam dedim yani. Bunun sorumluluğunu almam. Şöyle durdular, dediler ki kabul edemeyiz bunu dediler. Biz de bekliyorum. 10 gün içerisinde bütün iktidar ayağa kaldırdılar. Tayyip'e gittiler, bakanlara gittiler. Bugün Tayyip'in medyasının başındaki damada gittiler. Damat ortalığı ayağa kaldırdı. TMSF başkanı beni çağırdı. Ya Levent ne yapacağız? TMSF başkanı gariban bir memur. Korkmuş, attıracaklar yerinden. Ya bir şey yapmamız lazım. Dedim ki abi bunu yapamayız. Bu parayı veremeyiz. Ya ben veremem. Ya bu paraya ben imza atamam. Çünkü bu benim daha o hakkı yeme anlamına gelir. Abi bütün mahalle. Şimdi bunu 3 kişi yapsa anlarım. 5 kişi yapsa anlarım. Ya bütün bir İslamcı, aydın, entelektüel, yazar bana düşman oldu. Niye bu adamların parasını kestin diye. Ya böyle hiç unutmam o günleri. Hayatımın en acı dönemidir. Çünkü üzerine bina ettiğim bir inancımın böyle hani bina yıkıl, depremde bina yıkarlar ya, dinamiti koyarlar, patlatırlar, küt diye çöker ya. Onun öyle çöküş sürecini gözümün önüne canlandırıyorum şöyle. Abi aydın, yazar, çizer, kime gidiyorum selam vermemeye başladılar bana. Niye onların parasını kestin? Ama kimse sormuyor. Hiç kimse sormuyor. Niye kesti? Niye yani? Kesti? Neyle suçluyor seni yani? Sen babam parasını mı kesiyorsun diye. Yani ağırlıklı olarak ya geldin, niye milletin parasını kesiyorsun? Ya kardeşim, bunun normal rayici 4000 lira, bu adam 7500 lira alıyor. Ve bu devletin parasını alıyor. Ve ben bunu niye kesmeyeyim diyorum. Dinleyen yok. Hiç kimse ama bak. Bak bir kişi demiyorum ha. Bütün bir mahallede bir kişi çıkıp da bana demedi ki ya sen adalet olanı yaptın, doğru olanı yaptın diye. Ya böyle can havliyle çölde su arar gibi bir kişinin beni arayıp da ya Levent sen haklısın demesini bekliyorum. Bir kişi lan, bir kişi çıkmaz mı? Oturuyorum böyle makamımda, telefonum çaldı biri. Çok böyle Halim Selim bildiğimiz, çok düzgün, efendi, dindar dediğimiz bizim bir arkadaşımız, iş adamı bir arkadaşımız. O aradı. Dedi ki ya Levent dedi, bu herkes dedi bir şey söylüyor. İnanılmaz bir öfke var. Ben dedi senden dinlemek istiyorum, bu nedir? Şöyle hiç unutmam bak, şöyle koltuğa yaslandım dedim ki ah ya sonunda biri çıktı dedi, dedim ya. Sonunda biri çıktı dedim, sordu bana. Abi dedim sonunda sen sordun dedim ya. Anlat dedi. Ya dedim ki durum böyle böyle. Bu arkadaşlar 7500 lira maaş alıyorlar. Ben bunlara dedim ki ya bak bunun rayiç TRT'de, CNN'de, sağda solda 4000 liradır. Sizin 4000 liranızı vereyim. Öbür fazlası hak hukukun dışına çıkıyor. Ne dedi biliyor musun? Ya Levent babam parasını mı veriyorsun dedi Allah aşkına. O cümle var ya. O cümle böyle içimde bir şeyin kırt diye kırıldığını hatırlıyorum. Hani aydınlanma mı diyersin, uyanma mı diyebilirsin, şöyle dedim. İnanç insanlara ahlak vermiyormuş. İnancın bir insanı terbiye etme ihtimali yokmuş. Etseydi bunlar ederdi zaten. Bunlar imkansızlıktan dolayı dürüstmüşler. Üstelik hani o vaazlarda insanların duygulandığı, ağladığı tabii hikayeler de Hazreti Ömer'in adaleti. Adalet. Onun işte... tabii, paylaşımı, tabii. Bütün bunlar kendi ailesinden bile hakkı, hukuku. Bana selam kestiler. İki gün önce oturduğum arkadaşım, aynı kahveye gittim, böyle sırtını döndü. Sırf onu kesmişim diye. Selamı sabaha kestiler. İnanılmaz yalnızlaştım ve dedim ki inanç kardeşliği diye bir şey yokmuş. Menfaat kardeşliği varmış. Eğer bir insan gerçekten insanmışsa, dürüstmüşse, gerçekten namusluymuşsa, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, İster Kürt olsun, ister solcu olsun, ister Atatürkçü olsun, o insanmış. Ölçü o değilmiş yani. Ölçü o değilmiş. O benim hayatımın dönüm noktasıdır. İslamcılığın bitmiştir. Bittiği gün oldu. Ondan sonra sorgulamaya başladım. Ulan bir şey fark ettim. İslamcılık inancı da yiyormuş. Çünkü o adamları sahtekar yapan inanç değilmiş aslında. Babamın dediğiymiş. İnanç İslamcılık ideolojisine dönüştüğü için onları da tüketmiş. Onlar zafer kazanacağız. Çünkü o yazarlardan bir tanesi, parasını kestiklerinden bir tanesi bana şöyle bir cümle etti. Hiç unutmam onu mesela. Böyle gözlerimin fal taşı gibi açıldığını hatırlıyorum. Ya ben dedi 30 yıldır yazı yazıyorum, bugün bu parayı kazanayım diye yazıyorum. Sen dedi tam o 30 yılın emeğini bugün elimden alacaksın dedi. Bunu sana yedirmem. Ben böyle bir afalladım. Ne demek dedim ya? Bunun için mi yazıyordun? Sen 30 yıldır davan bu muydu yani? 7500 liraya almak mıydı? 30 yıldır bu parayı kazan, bu haksız parayı almak için mi yazıyordun? Meğer hepsi aynıymış. Bir iktidara gelelim, gücü biz ele geçirelim, biraz da biz yiyelim. Ya Levent bu kadar mı ya? Bu kadar pespaye mi yani? Tabii.
Yani koskoca şu an başımızda 15 yıllık bir hükümet var. Evet, bu kadar. Ha işte bizi şimdi Suriye'ye sokuyorlar. Orada bomba patlıyor. Tamam. Ya bütün bu hikaye bu 3'ün 5'in peşinde bu insanlar evet, yani. Tamam. İktidar güç. Hani ilk ayrılan bakan vardı ya şeyden AKP'den. Abdülhatif Şener. Abdülhatif Şener. O zaman mesela çok şaşırmıştı insanlar. İyi gidiyordu. AK Parti böyle bir tevazu içindeydi. Herkes böyle bir bakıyordu bunlara falan filan. İlk ayrılığında şunu söylemişti. Bunlar 3'ün 5'in peşinde. Şimdi bak bu niye böyle? Ben sana onu biraz çok kafa yordum bunun üstüne Ayko. Onu söyleyeyim. Türkiye'de insan yok. Bu bir ideolojiye has bir şey değil. Hepsiyle ilgili bir şey. İnsan olmak, insan doğulmaz. İnsan olunur. Bizim hiçbirimiz insan olmuyoruz. İnsan olmanın evreleri var. Eğitimi var, katık maddeleri var. Diyelim ki ben sana Hayko şurada bir insan yapar mısın desem sen bana diyeceksin ki arkadaş bana malzemeler lazım. Neyle yapayım? Malzeme ver ki yapayım. Nedir o malzeme desem dersin ki ya biraz felsefe katmamız lazım. Biraz edebiyat katmamız lazım. Biraz sanat katmamız lazım. Biraz iyi bir eğitim katmamız lazım. Ya buna bir kap lazım sistem dediğimiz. Bunların sonunda ben sana bir insan yapıyorum. Sen şimdi insan yap diyorsun da bunların hiçbiri yok. Şimdi bu toplumda ahlak verecek bir değer yok. Eğitim de yok zaten. Dürüstlük verecek. İnsan yapacak bizi. Felsefe zaten yok. Edebiyat yok. Sanat yok. Aile terbiyesi yok ki zaten. Dün duydum mesela. Şimdi bu adamın çocuğu. Dün bir arkadaşım anlattı Trabzon'da. Böyle şey biri varmış Trabzon'da. Böyle elektrik menetik işleri yapan. Biraz daha ama bütün siyasetle ilgilenen her şeyden bilen kendi çapında kahvede şey yapıyormuş. Kamuoyu yoklaması. İç savaş çıkarsa ne yaparsın diye. Dün anlattı bak. Sormuş birine, iç savaş çıkarsa ne yaparsın demiş, şurada bir binayı göz koymuşum, ona el koyacağım. Vallaha! Şimdi o hani şey videosu gibi, askere darbe oluyor, onu bir ara programın bitimine bir koyalım o. Türkiye'yi çok iyi anlatan hikaye, yani askere soruyor 15 Temmuz gecesi, ne yapıyorsunuz diyor, tatbikat mı? Hayır diyor, evinize gidin diyor, yönetime el koyduk diyor, duruyor, abi kolay gelsin diyor. Tabii. Ne olur ne olmaz, tamam mı? Bak tabii. Gel şurada anlaşalım. Sen içinden geldiğin mahallenin düştüğü bu durumda yaşadığın büyük kırılma elbette senin hayatında çok önemli. Ama hani bunun sosyal demokratında bilmem nesinde bu devlet hazinesini ele geçiren herkesin nasıl yamulduğunu bu ülkede kul hakkı diye. Ben onu söylüyorum işte insan yok dediğim o. Şeyi hatırla yani ya bunlar kötü bir şey dediğimiz için başımıza iş geldiği durumlar var. Yıllarca biz insanlara şunu anlatamadık. Ya 6-7 Eylül'de insanların hanesine tecavüz edildi, evine girildi ve gasp edildi. Özel eşyalar alındı, mezarlıklar açıldı. İşte biraz önce adamın dediğin gibi mal tam da onu söyleyeceğim. Duymuş çünkü. Filan iş adamı Ermeninin malına el koydu diye zengin oldu. Filan iş adamı Rumun öyle biliyor mal. Tamam mı? Şimdi ben bir dakika bu kötü bir şeydir dediğim zaman ulan sen bizim milletimize hırsız mı diyorsun? Evet, aynen öyle. Kardeşim hırsız demiyorum. Hırsızlık oldu. Bunu beğenme diyorum. Yani tabii, bunu bir daha olmasın. 1915'te insan öldürüyorsun kardeşim. Sen bize katil mi diyorsun? Hayır. Sen katili seviyorsun. Katilin hafifletici sebeplerini seviyorsun. Sen bunlara ulan bunlar kötü şeyler deseydin bugün ilk iç savaşta şu binayı gözüme kestirdin diyen bunu niye örnek olmazdı verdim? Yani. O çok adamın çocuğu böyle olur. Bizim hepimizin aileleri. Benim babam ilkokul mezunu. Kendi çapında hayatını sürme. Yani onun ne kadar dürüstlük, ahlak, değerleri olacak ki? Yani bu toplumda nasıl iyi bir insan çıkabilir? O yüzden bu sadece İslam'da rahatsız bir şey değil. O yüzden kim gelirse gelsin bal tutan parmağını yalar diye bir atasözü uydurmuş bu ülke. Bal tutan parmağını yalar diye bir atasözü uyduran bir ülkeden ne çıkar? Bu bütün bunların sonunda işte orada bir kırılma yaşadım. Topluyorum. Orada kırılma yaşadım. Hayatımın en sıkıntılı dönemlerini yaşadım. Çünkü herkes selamı sabaha kesti. Niye? Ortak olmuyorum diye. Yaptıkları kötülüğe ortak olmuyorum diye. Başka bir şey demiyorum ha. İtirafçılık yapmadım, eski hikayeleri anlatmadım, şunlar böyle yapmak. Bunu da burada anlatıyorum. Kaç yılı geçmiş. Şöyle yapmış değil mi? Sırf ya öyle yapmayın dediğim için. Başka? Niye bana en çok kızdılar? Biz istifa edip gidemiyoruz. Sen nasıl istifa edip gidebilirsin diye. Ya örnek oluyorsun ha. Yani. Onurlu da davranılabilirmiş yani. O kadar ağırlarına gitti ama ki. Ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Hayat ilginç tabii. İnsanın bir tane hayatı var. Ve bunun içerisinde bir macera yaşıyoruz hepimiz falan. Yeni bir mahallen oldu. Yeni mahalleler tanıdın. Ya ben aslında mahalleleri kaldırdım. Ben ya da her neyse. Seninle dostum bir Atatürkçüyle oturup da konuştuğum zaman aramda hiçbir fark yokmuş.